Evet arkadaşlar merhabalar. Nasılız? İyi miyiz? Herkes iyi mi? Günaydınlar bu arada. Herkese günaydınlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Sizleri görmek de güzel. Nasılız? Ne yapıyoruz? Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Günaydınlar, günaydınlar. Allah iyilik versin. Sınava bir şey kalmadı şurada. Evet, ben de sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Ha, özleyenler var. Doğru, değil mi? Ne zamandan beri ÖBT, bir 10 günden beri ÖBT dersi yapmıyoruz herhalde. Eyvallah arkadaşlar. İyi ki sizler de varsınız. Şimdi merhabalar, merhabalar. Tekrardan günaydınlar yeni gelen arkadaşlar için. Arkadaşlar bugün dersimizde ne yapacağız onu söyleyeyim size. Şimdi düşündüm, düşündüm. Düşündüm, düşündüm. Eyvallah Sinan. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Yani ne yaparsak daha faydalı olurum. Yani ne yaparsak böyle hani aman işte gel yapalım şöyle bir saat filan böyle düşünmeyelim de ne yaparsak daha mantıklı olur diye düşündüm. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Ve bir genel tekrar yapmaya karar verdim. Dün akşam şöyle hani benim bir kitabım var biliyorsunuz. Son çıkan, böyle çok tasdiyi düzgün olmayan yani aslında dizgiden kaynaklı. Onu ben ekrana yansıtacağım. Hepsi yani burada ne göreceğiz? Eğer yetiştirebilirsek tarih metodolojisi, ilk uygarlıklar, Türk İslam işte İslam tarihi, şey İslam öncesi Türk İslam, şey İslam tarihi, Türk İslam Osmanlı ve Avrupa tarihi. Tamam mı? Bunları göreceğiz. Yani yetiştirebildiğimiz yere kadar yetiştirmeye çalışacağız. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve orada soru çıkan yerlere bakacağız. Soru çıkan yerlere bakacağız. Gizem sesiniz gelmiyor diye sesini aç Gizem. Sesim niye gelmesin? Şöyle hemen Gizem'e yazayım. Sesini aç diyeyim. O bölümlere bakacağız arkadaşlar. Güzel bir tekrarımız olacak tamam mı? Çok hoş bir tekrarımız olacak. Tabii biraz böyle seri bir tekrarımız olacak. Merhabalar tekrardan arkadaşlar. Seri bir tekrar yapacağız. Kıymetli bir tekrar olacak. Bugün şu anda bunu yapacağız. Yani o zaman Gizem çık geri gir. Yani bende ses yok diyor. Niye ses yok? Ses var. Ses var. Ses var. Evet, bazı arkadaşlar, iki arkadaşımız sesini açamadı muhtemelen. Ses var değil mi? Tamam. Kaça kadar sürecek? Arkadaşlar muhtemelen tamam muhtemelen dersimiz 7'ye kadar filan sürecek tamam mı? 7'ye kadar yani 3 saat bir ders yaparız bir mola veririz yani tabii teneffüs aralarımız olur da uzun mola yemek molası yemek arası gibi ondan sonra tekrar açarız sistemi o da 7'ye kadar devam eder. Evet yani bunların tamamı kayıt altında. Harika bir pazar değil mi? Ses var. Bir arkadaşımız daha yazdı. Ona da yazayım. Yok, hayır. Dersler mailinize gelmiyor. Bizim sistemimiz var. O sisteme sanal dersini giriyorsunuz. Siz orada tanımlıysanız o size açılıyor. Hayır, bir gün sürecek. Bir gün sürecek. Ha, yetiştiremezsek şayet, istediğim yere kadar yetiştiremezsek hafta içi bir akşam daha yaparız. Tamam mıdır? Eyvallah arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ben de sizleri izlemişim. Eyvallah. Arkadaşlar başlayalım tamam mı? Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Hadi bakalım başlayalım. Vallahi iyi ki siz de varsınız. Yani böyle şimdi atanan arkadaşlar yazıyorlar. Bu son dönemlerde atananlar da yazıyorlar. O kadar mutlu oluyoruz ki böyle. Ya işte yeni atanmış, geçen yıl atanmış, ondan önceki yıl atanmış ya da işte ondan önceki yıl atanmış. Böyle okulun fotoğrafını çekiyor, mesaj atıyor. Ya da benim TYT kitaplarım var. Öğrencilere onu aldırmak için mesaj atıyor falan. Tabii onlara direkt cep telefonuna veriyorum. Diyor ki, diyorum ki kafanda bir şey takılma. Yıllık plandır, şudur budur. Mutlaka yazışalım diyorum. Tamam mı? Darısı size olsun. Bugün 7'ye kadar. Evet Hülya. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Tamam mesajlarınıza bakamam. Başladıktan sonra çünkü ben seri gidiyorum. Yani soru cevap yapmıyoruz haberiniz olsun arkadaşlar. Yani soru cevap da zaten yani o da şey ne derler? İlkokul çocuğu gibi yani.
İnşallah. Meryem'de ses yok dedi. Ses var. Ses var. Tamam. Evet, şöyle hemen arkadaşlar. Şuradan ben yansıtayım. Ve başlayalım bir an önce. Tamam. Arkadaşlar ilk konumuz tarih metodolojisi biliyorsunuz. Şimdi ben burada seri bir şekilde, tamam mı? Yine sakin sakin, benim tarzımı biliyorsunuz. Sakin sakin, seri bir şekilde. Tabii hepsini anlatmamız mümkün değiliz. Ekim'de başlıyoruz. Ekim'de başladık, ta Temmuz'a kadar getirdik. Genel tekrarlar, kamplar, soru çözümler falan. Ben burada, siz zaten bu konuyu büyük oranda biliyorsunuz. Nerelere dikkat etmeniz gerekir tekrardan? O anlamda bir program haberiniz olsun. Yani işte 18 yıllık birikimi tutup 7 saate sığdırmak doğru değil, olmaz. Ama nedir? Biz genel tekrarımızı yapmalıyız. Genel tekrarla unutmayacak hale getirmeliyiz. Nerelere daha çok dikkat etmemiz gerekir? Ona bakmalıyız, tamam mı arkadaşlar? Ondan dolayıdır bu. Arkadaşlar tarihin tanımları ile ilgili Herodot'un tanımını unutmuyorsunuz. Tanık olunan ve haber alınan şeyleri kayıt altına alma olarak tarif eder. Hikayeci tarih tarzı bunu biliyorsunuz. Edward Carr'ın tanımını unutmuyorsunuz. Edward Carr ne diyordu? Bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog. Tarih nedir adlı metodoloji kitabında. Arkadaşlar diğer isim ise Mark Bloch'u unutmuyorsunuz. Mark Bloch dediğimiz kişi Analiz Ekolü'nün kurucularındandır. Lucien Febvre ile birlikte Fransa'da Strasbourg Üniversitesi'nde 1929'da kuruldu. Analiz Ekolü'nün temel mantığı tarih araştırmalarında fen bilimlerinden, sosyal bilimlerden yararlanma mantığıdır diye bir ifadeyle. Yani biraz daha böyle bilimsel tarih anlamında kullanılır. Ranke deyince akla belgenin gelmesi gerektiğini unutmuyorsunuz. Ne diyor Ranke? Tarih, belge varsa tarih vardır. Belge yoksa tarih yoktur ki bu da zaten modern tarih anlayışı olarak değerlendirilir. Bizdeki tarihçilerden en önemlilerinden Zeki Velidi Togan'ı unutmuyorsunuz. Tarihte Usul adlı kitap ama burada tarih metodolojisi ile ilgili önemli isimler var. Mesela John Tush'ın Tarih Peşinde, Tombi'nin Tarih Bilinci, Kulunwood'un Tarih Tasarımı Tarih Fikri, Edward Carr'ın Tarih Nedir adlı kitabı, Mübarek Kütükoğlu'nun Tarih Araştırmalarında Usul, Zeki Velidi Togan'ın arkadaşlar Tarihte Usul kitabı. Umum Türk Tarihine giriş o ayrı. Bu kitaplar unutulmayacak metodolojide. Bunlar bize sorulabilir. Tamam. Mesela burada Zeki Velidi Togan'ı sordular. Tarih tasarımını sordular. Diğerleri henüz şu tarih peşinde geldim çok hatırlamıyorum. O kadar çok soru çözüyoruz ki bazen ben mi yazdım, ÖSYM mi yazdı hatırlamıyorum yani artık. Tarih bilincini sormadılar. Tarih nedir'i sormadılar. Mübarek Kütükoğlu'nu sormadılar. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Arkadaşlar Ranke deyince aklımıza ne gelecek de belge. Ne diyor Ranke, Alman tarihçi? Aslında ne ise ona tarih denir diyor. Yani belgenin dışına çıkamayız diyor. Hatta burada da biz şeye dersi anlatırken, YKS'ye dersi anlatırken çocuğa şu örneği veririz. Atatürk'ün bir sözü vardır burada deriz. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Tarih yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtabilir. Şaşırtabilecek bir mahiyet alır sözü belge ile ilgilidir. Yani objektif olma, tarafsız olma, nesnel olma ile ilgilidir deriz. Yani empati yapma yeteneği ile ilgilidir deriz. O yüzden Ranke çok değerlidir bu da. Belge çok değerlidir. Arkadaşlar şimdi burada Halil İnalcık'ın kitaplarını sordular. Fuat Köprülü'nün kitaplarını sordular. Halil İnalcık da Bulgar ki özellikle bunu vurgulamışlardı orada. Fuat Köprülü de Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıfları sordular. Ömer Lütfü Barkan da henüz sormadılar. Belki sorabilirler, belli olmaz. Ömer Lütfü Barkan deyince kolonizatör Türk dervişleri ve tahrir defterleri akla gelir. Osmanlı'nın mali yapısı ile ilgili en çok tahrir defterleri ile ilgili en çok araştırma yapan bir tarihçilerden ya da işte araştırma kendisi iktisatçıdır aslında. Araştırmacılardan birisi de budur. Şey gibi hani basın tarihi Niyazi Berkes'tir ama tahrir defterleri Ömer Lütfi Barkan'dır gibi. Mark Bloch'tan demin bahsetmiştik. Analiz Ekonomi kurucusu. Arkadaşlar Akdeniz tarihçiliğinin kurucusu deyince akla yani Akdeniz tarihçiliği aslında Levant tarihçiliğidir. Levant. Levant dediğimiz Doğu Akdeniz'dir. Doğu Akdeniz'deki yerleşik Hristiyanlara Levant denilir. Doğu Akdeniz tarihinin bir parçası da Osmanlı tarihidir.
Doğal olarak Akdeniz tarihçiliğinin kurucusu kabul edilen ve Osmanlı tarihini etkileyen ünlü Fransız tarihçi arkadaşlar Fernand Braudel'dir. Bunu da unutmamamız gerekiyor ki bu da aynı Marc Bloch gibi Analiz ekolünün kurucularından ve önemli temsilcilerindendir. Burada iki ismi unutmayacaksınız. Üç ismi hatta. Bunlardan bir tanesi Gelibolu Mustafa Ali Künhül Ahvar adlı eseri. Osmanlı'da tenkiççilik ekolünün başlatıcısı kabul edilir. Ki bu eseriyle yaratılıştan başlıyor arkadaşlar. Tabii 1595'e kadar olayları getiriyor. Tabii özet şeklinde getiriyor. Diğeri Katip Çelebi'yi unutmayacaksınız. Katip Çelebi'nin iki tane çok önemli, tamam Katip Çelebi'nin o Fezleke adlı eseri çok önemli. Ama onu çok sormuyorlar. Sordukları şey Cihannuma. Aslında o şey bir coğrafya kitabı. Diğeri Keşfizyu'nun bir bibliografya kitabı. Bunu unutmayacaksınız. Bir de önemlidir İbni Haldun. İbni Haldun'u 18 kere sordular. Belli olmaz 19. kere de sorabilirler. Kitabül İber adlı eserin ilk cildi mukaddimesini sormuşlardı. Burada İtalyan tarihçi Niccolò Machiavelli'yi unutmayacaksınız. Machiavellizm anlayışının kurucusudur. Machiavellizm dediğim şey amaca ulaşmak için her yol mübahtır ki çağdaş anlamda, modern anlamda siyasi tarihin kurucusu Machiavelli'dir. Floransalı tarihçidir ki arkadaşlar Machiavelli ulusal Avrupa'da ulusal devletlerin kurulmasında, milli orduların kurulmasında önemli bir şahsiyettir. Hatta Avrupa'ya bunu anlatırken, Floransa Kralı'na bunu anlatırken Fatih'i örnek vererek anlatmıştır. Prens adlı eserinde. Bunu unutmuyorsunuz. Yani Osmanlı Devleti Machiavelli'nin modeli olmuştur. Ki burada da şeyi kullanırız biz, kardeş katli. Nedir kardeş katli? Ne diyor? Hükümdar başa çıktığında kardeşini öldürtmesi vaciptir diyor. Normalde bu nedir? Bu insanlık dışı gibi bir şeydir. Ama önemli olan devletin bekasıdır. Niccolò Machiavelli aslında bunlardan bahsediyor. Ulusal bir devletin güçlü olabilmesi için o devletin her şeyi yapması gerekir. Gerekirse din bile kullanılabilir der burada. Arkadaşlar diğer tarihçi ise yine unutmamanız gereken aslında iktisatçıdır da bu. Ama iktisatçıların tarihi yönü de vardır geçmişte. Karl Marx'tır. Karl Marx dediğimiz isim tamam Komünist Manifesto yayınlayandır ama bunun dışında bilmeniz gereken en önemli özelliği Karl Marx siyasi özür tarihi olayların ortaya çıkmasında iktisadi etkenlere bakar. O zaman Machiavelli tarihi olayları tamamen siyasi ihtiraslara dayandırır. Yani niye tarihi olaylar çıkar? Siyasi olaylardan dolayı çıkarlar. Karl Marx niye tarihi olaylar çıkar? Tarihi olaylar iktisadi etkenlerden dolayı çıkar. Yani ekonomik problemlerden dolayı çıkardı. O yüzden siyasi deyince Machiavelli, arkadaşlar ekonomi deyince, iktisat deyince çıkış sebebi olarak Karl Marx, Friedrich Engels gelecektir. Arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı'nın en büyük tarihçilerindendir. Mecellesini biliyorsunuz. Bir de çok önemli bir kitabı vardır. Kısas-ı Enbiya. Kısas-ı Enbiya adlı kitabı peygamberler tarihidir. Bunlar mümkün olduğu kadar unutulmamalı. Birazdan Herodot ve Tukides ile ilgili bilgilerimiz gelecek. Arkadaşlar tarihin üç tarz yazım şekli vardır. Tamam özel tarih, sosyal tarih, genel tarih falan o açıdan bakmıyoruz buna. Hikayeci, öğretici ve bilimsel. Günümüz tarih anlayışı bilimseldir. Bilimsel dediğimiz anlayış yani olaylar belgelere dayandırılarak anlatılır. Objektif bir şekilde anlatılır. Neden nasılcıdır sorgulanır ve dipnotlar kullanılır. Dipnotlar dediğimiz şey yazarın faydalandığı kaynaklar, istatistiki bilgilerdir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlardır dipnotlar. Ki burada rivayetçi tarih tarzının temsilcisi Herodot'tur. Herodot ne diye tarif eder tarih yazımını? Gördüğünü yani tanık olduğumu ve işittiğimi yazarım. O zaman gördüğünü tanık olduğunu yazıyor. Yer ve zaman veriyor. Olayı sorgulamıyor. Ki bu noktada Herodot'un en ünlü eseri Pers-Helen Savaşları'dır. Pers dediğimiz biliyorsunuz İran, Helen dediğimiz Yunan. Pers-Helen Savaşları'nı anlatır. Arkadaşlar bilinen ilk tarihçidir. Tarihin babası. Siyasi tarih yazım tarzının ilk temsilcisi ise antik çağda. İkisi de Yunanlı tabii Herodot da Tukidides de. Tukidides'tir. Tukidides Yunan iç savaşını anlatmıştır ve bunu sorgulamıştır Tukidides. Hatta bundan ders alınması gereken yönleri ortaya koymuştur. Bu nedenle Tukidides'le birlikte başlayan tarih yazım tarzı arkadaşlar pragmatiktir, şen'i, faydacıdır yani diğer bir ifadeyle siyasi tarih yazım tarzıdır.
Peki Tukidides neyi anlatmıştır eserinde? Peloponnes Savaşları. Peloponnes Mora Yarımadası'dır. Sparta ile Atina arasındaki savaşları anlatmıştır. O zaman Herodot Pers-Helen Savaşları'nı, Tukidides Yunan İç Savaşı'nı, Atina Sparta, Peloponnes Savaşları'nı anlatmıştır. Biz buna ne diyorduk? Öğretici, pragmatik, şeni, tarih tarzı diyorduk. Arkadaşlar Tukidides'in en önemli eseri neydi? Peloponnes Savaşları'ydı. Devam ediyorum. Burada çizdim. Voltaire yine tarihçi kimliği adına önemli şahsiyetlerdendir. Tarih felsefesi deyince akla bizde İbni Haldun gelir. Bizde. Yani İslam tarihinde İbni Haldun gelir. Tarihi temellendiren, sosyoloji ve kültür biliminin kurucusu kabul edilen kişi, coğrafya kaderdir diyen kişi İbni Haldun'dur bizde. Ama dünya tarihi, Avrupa tarihinde Voltaire kabul edilir. Voltaire Fransız filozoftur. Tarih felsefesi kavramını ilk defa kullanan Voltaire'dir. Voltaire şöyle bir cümle kullanmıştır arkadaşlar. Diyor ki dikkat edin. Ben ne kralın hayatını ne de saltanat yıllarını yazmak niyetindeyim. İsteğim insanın zihninin tarihini yazmaktır diyerek aslında modern tarih anlayışını ortaya koyan isimlerden birisi olmuştur. Diğer bir ifade tarih felsefesini ortaya koyan isimlerden biri olmuştur diyoruz. Voltaire'in bu özelliğini unutmuyorsunuz. Arkadaşlar tarihe yardımcı bilimlere gelince şimdi şunlar sizin bildiğiniz kavramlar. Coğrafya, kronoloji, felsefe, sosyoloji, iktisat, antropoloji önemli ama. Antropoloji, arkadaşlar, ırk ve medeniyet bilimidir. Uygarlık bilimidir yani antropoloji. Bu noktada birkaç kola ayrılır. Fiziksel antropoloji, ırkı inceler. Kültürel antropoloji, insanlığın ortaya koyduğu her türlü malzemeyi inceler. Yani bir yerde kazı yapıldığında ya da bir yer araştırıldığında mutlaka antropoloji vardır orada. Sekmez yani. Kültürel antropolojinin de iki alt kolu vardır. Arkeoloji, eskinin öğretisi, kazı bilimi, etnoloji, folklor. Yani aslında bir, mesela antropoloji, uygarlık bilimiyken, uygarlığın tarihini ve uygarlığın ortaya koymuş olduğu her türlü malzemeyi, bir baltayı, bir çanağı, çömleği incelerken, bunu ortaya çıkaran arkeolojidir tabii ki. Ama etnoloji ya da etnografya, bir ulusun kültür değerlerini inceler. Halıdır bu değil mi? Bir motiftir, sanattır gibi bunu inceler. Etnoloji antropolojinin alt dallarındandır. Ama sonuçta antropoloji uygarlık tarihi, uygarlık bilimi, etnoloji bir ulusun bilimi ya da folkloru halk bilimidir yani diğer bir ifadeyle. Arkeolojinin eskinin öğretisi anlamına geldiğini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi linguistik dil yani filoloji geçiyoruz. Arkadaşlar epigrafi yazıt bilim, kitabeleri inceleyen bilim, paleografi eski yazı bilimi, diplomatik belge bilgisi. Diplomatiği direkt sorabilirler. Yani arkeoloji eskinin öğretisi, diplomatik belge bilim, epigrafi yazıt bilim. Bunları bu şekilde bilmeniz lazım arkadaşlar. Burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi onomastik olmuştur. Onomastik özel ad bilimidir. Antroponimi şahıs adlarıdır, toponimi yer adlarıdır ama sonuçta ortak bir isim kullanır. Onomastik mesela Kayseri adı nereden geliyor? Selam adı nereden geliyor? Urartu adı nereden geliyor gibi bunları inceleyen bilimdir. Arkadaşlar genealoji soy bilimi ki burada ben bunu söylerken arkeometriyi okuyun tabii ki orada. Tipolojini de pişmiş toprak kapkacaklar gibi maddi kültür ürünlerinin teknik üsluplarına bakarak onların dönemini belirler. Mesela bir çanak çömlek bulduk. Onun üstündeki motiflere bakarak hangi döneme ait olduğunu söylüyor. Arkadaşlar kodikoloji şeyin el yazması eserlerin arkeolojisidir aslında kodikoloji. El yazması eserlerin arkeolojisi. Ne diyor? Parşömen üzerine yazılmış fiziksel nesil olarak yazılan kitapların ve el yazması eserlerin incelenmesidir. Burada kimya ve karbon-14'e de dikkat etmek lazım. Mesela bir kazı yaptık, ceset bulduk. İşte kazı yaptık, arkeoloji, ceset bulduk, antropoloji. Yani iskelet bulduk, antropoloji. Karbon-14 de o iskeletin yaşını belirler. Mantık budur arkadaşlar burada. O zaman kimya ya da karbon-14 metodu organik maddelerin yaşının belirlenmesinde etkili olan bilimdir. Yani diyor ya buz adam ötesi günümüzden 5000 yıl önce yaşamış. Nereden biliyorsun 5000 yıl önce yaşadığını günümüzden? Bunu karbon-14 metodu söyler bize. Yardımcı bilimler derken aklımıza en çok bunlar gelecek. Arkadaşlar diğeri tarihin yöntemi. Tarihin yönteminde 5 aşama vardır. Kaynak arama, 1. aşama. Bunu sırasıyla sorarlar. Kaynak arama, tasnif, tahlil, tenkit, terk. Şimdi ben çok basit bir örnek vereceğim size. Arkadaşlar
Bibliografya dediğim şey kaynak. Biz ilk önce ne yapıyoruz? Bibliografik çalışma yapıyoruz. Yani kaynakları tespit ediyoruz. Tarama yapıyoruz. Sonra onları sınıflandırıyoruz. Neye göre sınıflandırıyoruz? Malzeme cinsine göre. Bu kitap, bu arkeolojik buluntu, bu müzelik nesne gibi, tamam mı? Sınıflandırıyoruz. Sonra tahlil yapıyoruz. Tahlil, dış tenkit. Bir kitabın dış tenkidi tahlildir. Yani yazarını belirliyoruz, basıldığı yeri belirliyoruz, matbaasını belirliyoruz, tarihini belirliyoruz. Bu eserin orijinal olup olmadığına bakıyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Tenkitli metin yapıyoruz yani. O zaman tahlil dediğim şey eserin, yani kaynağın güvenilirliği. Kaynak güvenir mi? Güvenilir mi? Geçerliği var mı? Ona bakıyoruz. Tenkit dediğim şey ise iç tenkittir. Burada ise doğru mu yanlış mı? Yani eserde anlatılanlar doğru mu? Yoksa yazar kendi görüşünü mü ortaya koymuş? O zaman tenkide kadar, iç tenkide kadar eserin içine girmiyoruz. Hep dıştan bakıyoruz. Yazı stiline bakıyoruz mesela, kapağına bakıyoruz. Sonra içini açıp okumaya başlıyoruz. İç tenkit budur. Terkipse birleştirme, yani diğer bir ifadeyle kitap haline getirmedir. Anlaştık mı arkadaşlar? Kaynağı söyledik. Şimdi burada birinci ve ikinci elden kaynaklar vardır. Birinci elden kaynaklar döneme tanıklık eden, yani olaya tanıklık eden kaynaklardır. Mesela arkadaşlar Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ı döneme kaynaklık eder. İkinci elden kaynaklar ise döneme kaynaklık eden kaynaklardan yararlanarak yazılmış kaynaklardır. Nedir bu? Neşriye'nin Cihannaması mesela. Anlaştık mı arkadaşlar? O şimdi Neşriye'nin tarihinin ana kaynağı Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ıdır. Doğal olarak birinci elden kaynaklar döneme ışık tutan ve döneme tanıklık eden. İkinci elden kaynaklar ise döneme tanıklık eden kaynaklardan yararlanarak, yani olay geçtikten çok sonra yazılan kaynaklardır deriz. Bir ve ikiyi birbirinden ayıracağız arkadaşlar, tamam mı? Şöyle geçiyoruz. Arkadaşlar ensap cetvelleri, yani kütüb-ül ensap dediğim şey şecerelerde, bu Araplarda çok gelişmiştir. Peygamber Efendimizin 10. göbekten dedesine kadar tarihi kaydı vardır. Biz buna kütüb-ül ensap deriz. Bu işi yapan kişi, yani soy tesviyeti, yani nesap deriz, tamam mı arkadaşlar? Nesap dediğimiz kişi o kütüb-ül ensapları yazan, ki ensap cetvelleri de o soy kütüğüdür. Mesela var ya, E-Devlet'e girince hani çıkıyor ya ensabımız, nesebimiz bizim. Nesebi belli değil derken ne kastediyor aslında? Soyu belli değil yani. İşte kütüb-ül ensap kitabı, soy kitabı yani, diğer bir ifadeyle. Şöyle bakayım. Arkadaşlar ilk gazete 17. yüzyıl başlarında Fransa'da çıkarıldı. Strasbourg'da Almanca olarak çıkarıldı. O zaman tarihte ilk defa, tamam, duvar gazetesi, duvara yazılan gazete Roma'da ortaya çıktı, ama bildiğimiz matbaada ve kağıda basılan gazete, yani modern anlamda gazete, ilk defa Fransa'da Strasbourg'da arkadaşlar 1609'da Almanca olarak basıldı. Salname yıllıktır. Arkadaşlar yıllık, olayları yıl yıl yazma demektir. Peki yıl yıl yazıldıysa bu ikinci elden kaynak olarak geçer. Çünkü yıl sonunda yazıyorsunuz diğer bir ifadeyle. Kaynaklardan bahsettik aslında şimdi. Dış eleştiri ne? Dış eleştiri bir, eserin tanıtıcı unsurlarının belirlenmesi. Yani eserin adı, yazarının, eserin yazılış tarihinin, yazıldığı yerin matbaasının belirlenmesidir. Tamam mı? Dış eleştiri. İkincisi, dış eleştirinin ikinci adımı kaynağın tahlilidir. Ne demek kaynağın tahlili? Eserin orijinalliğin belirlenmesi. Bak, eserin diyor. Eserin, dikkat edin. Eserin orijinalliğin belirlenmesi ve eserin kopyalar içerisinde en değerli olanın tespit edilmesi. Eserin kopyalar içerisinde en değerli olanın tespit edilebilmesi için yapılacak olan şey tenkitli metindir. Tenkitli metin, yani 10 tane eser var. Aynı eser var 10 tane. Her birisini okuyorsunuz arkadaşlar. Sondaj uyguluyorsunuz. Karşılaştırmalı metin yapıyorsunuz. İçlerinde en değerli olanı buluyorsunuz. Bu dış tenkit aşamalarından bir tanesi. Tenkitli metin unutmuyorsunuz. Bir de belgelerin eleştirisi vardır. Elinizde, tamam, o eserde şimdi belgeye geçtik. Belgenin, yani ferman bir belgedir mesela. O belgeyi eleştiriyorsunuz. O belge gerçek mi değil mi? Yani Fatih'in fermanı. Bak, burada kopyalar içerisinde en değerlisini buluyorsunuz. Kaynağın tahlili, eserin orijinalliği.
Burada ise belge eleştiriyorsunuz. Gerçek mi değil mi bu belge? Hep nedir bu biliyor musunuz? Tahlil dönemidir bu. Tahlil. Tahlil ediyorsunuz. Gerçek belge içine girmedik daha. İçine girmiyorsak tahlil vardır. O zaman belgenin eleştirilmesindeki yöntem ise diplomatik denklemdir. Zaten diplomasi neydi? Hatırlayalım diplomasi. Belge bilgisi. Hatırladınız mı? Nedir belge bilgisi? O belge orijinal mi değil mi? Ona bakar. Tamam mı arkadaşlar? Ne diyor? Belgenin özgünü kopya mı olduğunu ortaya koyan metot diplomatik tenkittir diyoruz. İç eleştiriye gelince çok basittir iç eleştiri arkadaşlar. Yazarı ve olayları eleştiriyoruz. Şimdi kitabın içerisine girdik. Bu kitabın içerisinde yazan bilgiler doğru mu? Doğru mu? Ve yazar bu olaylara hayalen mi bakmış, kendi görüşünü mü katmış yoksa bu konuda objektif mi? O zaman olayların eleştirisini, kitabın içerisindeki olayların eleştirisini biz iç tenkit diyoruz, tamam mıdır? Ne diyor? İç eleştirinin birinci basamağı yazarın hayat kişiliği görüşleri, ikinci basamağı ise geçen olayların eleştirisidir diyor. Arkadaşlar bir de şimdi tarihte sosyal bilim yöntemleri vardır. Üç tane önemli sosyal bilim yöntemi var. Dikkat edin bu isimlere. Bir pozitivist sosyal bilim yöntemi. Pozitivist sosyal bilim yöntemi tarihi olayları doğa kanunlarıyla anlatır. Burada iki isim vardır. Auguste Comte, Émile Durkheim. O zaman pozitivist de doğa olaylarıyla anlatır. Yani kesin kanunlar koyar yani. İkincisi hermeneutik sosyal bilim yöntemi. Hermeneutik gizli olanı ortaya çıkarma anlamına gelir. Gizli olanı ortaya çıkarma. Yorumlayıcı yani. Ne yapıyor? Metni yorumlamadır. Hermeneutik dediğimiz olay. Unutmayın bunu arkadaşlar. Ki burada da Max Weber, William Dittey vardır. Max Weber'in ideal tipi. Bu yorumlayıcı metotta çok ön plana çıkmıştır. Diğeri ise eleştirel Frankfurt okulu yani. Orada da Karl Marx vardır. Hani iktisadi etkenlere dayandırır ya. Burada da şu cümle kullanılır. Eleştirel de görüneni değil, görünenin ardında yatan toplumsal dinamikleri açığa çıkarmadır. Eleştirel. O zaman pozitivist dediğimiz şey doğa olaylarıyla açıklar. Hermeneutik ya da yorumlayıcı dediğimiz şey arkadaşlar verilen bilgiyi yorumlar, analiz eder, içine kadar girer. Zaten adı üstünde yorumlayıcı Max Weber. Eleştirel dediğimizde arkadaşlar görünen değil, görünün arkasındakine bakar. O da Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Engels gibi tarihçilerin ya da filozofların ya da düşünürlerin ortaya koyduğu akımdır. Bunu unutmuyorsunuz. Şunları geçiyoruz arkadaşlar. Yazıt bilim zaten epigrafiydi biliyorsunuz. Geçelim bunu. Şöyle bakayım. Yani burada böyle şuna dikkat edin diyebileceğim bir bölüm yok. Var. Hepsi önemli tabii ki ama böyle vurucu bilgi, genel tekrardan kullanacağım bir bilgi olmadığı için geçmişim. Arkadaşlar münşaat mecmuaları vardır. Münşaat mecmuaları dediğimiz şey ne diyor? Resmi ya da özel vesikaların münşaat inşa zaten. İnşa divanı, nişancı, münşi. Hani resmi belgeler. Mecmuaları resmi ya da özel vesikaların suretinin toplandığı eserlerdir. Münşi ise resmi yazışmada yürütendi. Arkadaşlar burada birkaç isim vereceğim size. İran, yani Gazneli ve devamında Selçuklu. Orta asırlı tarih yazıcının önemli isimleri. Gazneli'de tarihçiler kimler? Beyhaki, unutmuyorsun çok önemli bir isim. Utbi çok önemli bir isim. Firdevsi edebiyatçı. Bir de ki Selçuklular döneminde yaşamış. Yani aslında bu Türkiye Selçuklular dönemine kadar gelir. İşte Anadolu Selçuk, şey, Büyük Selçuklu'nun sonu Türkiye Selçuklu'nun başı gibi filan düşünün bunu. Selçukname Nişabür'ün yazmış olduğu ne diyor? Günümüze kadar ulaşan en eski Selçuklu tarihidir diyor. Nişabür'ün yazmış olduğu Selçukname eseri. İlhanlar döneminde iki ismi unutmayacaksınız. Bir Cüveyni, Atamelik Cüveyni, Tarihi Cihangüşra adlı eserini. Diğeri ise Reşidüddin'i. Dittün'ü. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunlar Moğollar döneminin, İlhanlar döneminin ünlü tarihçileri olduğunu unutmuyorsunuz. Şunu şöyle bir çekmem lazım arkadaşlar. Şu düşmüş. Bir dakika. Şuradan şöyle yapıyorum. Reşidüddin'in eseri neydi? Camiü't Tevarih'ti değil mi arkadaşlar? Tamam. İlhanlar döneminde ikisini unutmuyorsunuz. Arkadaşlar Anadolu Selçuklu döneminde ise İbni Bibi, yani Türkiye Selçuklu, Aksaray'ı, Kerimettin Aksaray'ı, Ravendi'yi unutmuyorsunuz. Ama burada şöyle bir bilgi var. Çok böyle yok bilmem bilin filan gibi değil. Ama yine de bir yerde durması lazım olan bir bilgidir. Ne diyor? İslam tarih yazıcının Anadolu coğrafyasındaki ilk örneği arkadaşlar Kadı Burhanettin Ebu Nasır'dır diyor. Tamam mıdır? Ama biz İbni Bibi, Aksaray, Ravendi
lazım. Ki ünlü siyasetnamelerimiz vardır bizim. Siyasetname. Siyasetname dediğimiz şey işte devlet yönetme tarzını anlatır, tarihten bilgi verir, hükümdara öğütler verir. Ki bu noktada ilk siyasetnamemiz bizim nedir? Orhun Kitabeler'dir, İslam öncesinde. Ama bize İslami dönem lazım. Arkadaşlar Farabi'nin Medinetül Fazilası, Faziletli Şehri, Yusuf Hasacı'nın Kutadgu Birliği, Nizamülmülk'ün Siyasetnamesi, Gazali'nin Nasihatül Mülük'ü ki bunu Sultan Sencer'e sunmuştur. Sultan Sencer henüz sultan değildi. Yani Horasan'da melikti, şehzadeydi yani. Nasirettin Tusi'nin Ahlak-ı Nasiri'si bunlar bizde siyasetname özelliği taşıyan önemli eserlerdir. Sorulabilir. Tamamdır arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Şunları desem bile ezber yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden geçiyorum. Siz bakarsınız sonra buna. Arkadaşlar Hunlar hakkında ilk bilgilerin Çinliler tarafından verildiğini, işte bir Hun beyi ile bir Hun feodal beyi ile Çin İmparatoru arasında imzalanan Kuzey Şans Antlaşması olduğunu unutmuyoruz. Türklere ait önemli yazıtlar var. İşte bunların içerisinde en önemlisi birkaç tane Orhun yazıtları. Tonyuk'u Kültigin Bilge Kanalı'na dikilmişti. Diğeri Uygur yazıtları. Uygurlarda da üç yazıt var. Taryat, Karabalgas'ın Şine Usu. Burada Şine Usu çok önemlidir. Moyançur adına dikilmiştir arkadaşlar bu. Yani Tengiri'de bulmuş, il itmiş Bilge Kağan adına dikilmiş. Diğeri ise Karabalgas'ın yazıtları. O da Aytengiri'de kut bulmuş, Alp Bilge Kağan adına dikilmiş. Bu yazıtların ortak özelliği şudur. Köktürk alfabesi yani Orhun alfabesiyle yazılmıştır ve ayrıca Uygurların tarihi hakkında bilgi verir. Mesela şu Moyançur'un kahramanlıklarını anlatır. Karabalgas'ın ise biraz da Manihaizm'den bahseder. Şeyi bilirsiniz, biz et döken, kanla beslenen bir toplumken biz sebzeyle beslenen bir toplum olduk der mesela Karabalgas'ın yazıtlarında. Arkadaşlar Moğollar dönemindeki en ünlü seyyah, Moğollar dönemini anlatan en ünlü seyyah iki tane. Biri Marco Polo, Marco Polo Kubilay Han'la hakkında bilgi verir ki orada 17 yıl yaşadı Marco Polo. Diğerisi İbni Batuta, İbni Batuta da Arapların en büyük seyyahıdır. Arapların en büyük seyyahı İbni Batuta'dır. Ha, İbni Fadlan da vardır ama en büyük seyyahı budur. Bu da Altın Ordu Devleti, Deşti Kıpçak bölgesi hakkında bize bilgi verir. Şurada kök defter, mahkeme kayıtları, onu geçiyoruz arkadaşlar. Orta Asya tarih, Türk tarihinin temellerini atan kişi arkadaşlar Rus tarihçi. Biliyorsunuz zaten bizimle ilgili en çok araştırma yapan ya Ruslardır, ya Macarlardır ya da Almanlardır. Avusturya Almanlardır yani. Hiç böyle de bizden bir elin beş parmağını geçmiyor yani biz böyle araştıranlar. Ki o araştıranlar da şunlar bizde bakın. Zeki Veli Togan, Yusuf Akçura, Abdullah Battal, Abdülkadir İnan, İbrahim Kafesoğlu, Bahattin Ögel. Ya bunların hiçbirisi yaşamıyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Hepsi Allah rahmet eylesin. Yani bunlar Türk tarih araştırmacılardır bizde. Ama işte Türk tarih, Orta Asya Türk tarihinin kurucusu, Alman asıllı Rus tarihçi Bartolt'tur arkadaşlar tamam mı? Diğer bir bilgimiz de şu, buna da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ilk defa Osmanlı tarihinin yazılmasını emreden kişi II. Bayezid'dir. II. Bayezid döneminde arkadaşlar İbni Kemal, bak İbni Kemal hem Fatih hem II. Bayezid hem Yavuz dönemidir. İbni Kemal, Neşri, İdrisi Bitlisi, II. Bayezid'in emriyle kitaplar yazmışlar, Osmanlı tarihini yazmışlar tamam mı? O zaman bizde Osmanlı tarih yazıcının gelişimi yani şey bulduğu dönem, olgunlaştığı dönem aslında II. Bayezid dönemidir. Bunu unutmuyorsunuz. Burada İlk şehnamecimiz Fatih dönemidir şehdi. İlk resmi şehnamecimiz Arif Fetullah'tır. Kanuni Sultan Süleyman dönemidir. Ancak arkadaşlar ilk vakonevisimiz, yani ne demek vakonevis? Avrupa tarihi anlayışıyla artık tarih yazmaya başlayan kişimiz ise Mustafa Naima'dır. Mustafa Naima Osmanlı ilk vakonevisi. Son vakonevisi ise Abdurrahman Şeref'tir. O zaman şehdi ilk şehnamesi Arif Fetullah. İlk resmi şehnameci arkadaşlar Mustafa Naima ise ilk vakanüvisimizdir bizim. Sonuncusu ise Abdurrahman Şereftir. Arkadaşlar Osmanlı hakkında bilgiler veren ilk kaynaklar nelerdir? Birincisi, burada iki isim söyleyeyim size. Bir Yahşi Faki,
Diğeri Ahmedi. Yahşi Fakih'in eserinin adı Menakıb-ı Âli Osman. Ahmedi'nin Osman'dan bahseden eserinin adı ise İskendername'dir. Yahşi Fakih'in Âli Osman'ı, bakın uyduruk bir tarih açacağım size. Uyduruyorum, tamam mı şunda? 1435'tir. 1435, tamam mı? Ahmedi'nin eseri ise 1435 demeyeyim. Ahmedi 1. Mehmet dönemidir. Şey 1. Mehmet diyorum, Süleyman Çelebi dönemidir. 1408 diyeyim Ahmedi'ye, tamam mı? Ahmedi 1408 olsun. Menakıb-ı Âli Osman da 1390 olsun. Şimdi Osman hakkında bilgi veren en eski eser Yahşi Fakih'in Menakıb-ı Âli Osman'dır. Gördüğünüz tarih, tamam mıdır? Fakat bu eser günümüze kadar gelmemiştir. O yüzden deriz ki Osman hakkında bilgiler verip de günümüze kadar gelen en eski eser Ahmedi'nin İskendernamesidir. O zaman Menakıb-ı Âli Osman, İskendername Osman hakkında bilgi verir. Menakıb-ı Âli Osman daha eski bir kitaptır ama günümüze kadar gelmemiştir. Gelen Ahmedi'nin İskendernamesidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Aşıkpaşa Zade'nin Tevarih-i Âli Osman'ı Osmanlı tarihini yazan Türkçe yazılmış ilk nesirdir. Tamam mıdır? Yani mesela Tevarih-i Âli Osman Fatih döneminde, II. Murat'ın sonları Fatih döneminde kaleme alındı. Bu eser bugün elimizde olan Türkçe nesirle yazılmış ilk Osmanlı kitap olarak geçer. Tamam mıdır? Şunlar ise Osmanlılar hakkında bilgi veren kitap. Bunlar Osmanlılar hakkında şunlar. Tamam mıdır? Şunlar. Devam ediyoruz. Burada bir şey daha bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. O da şu. Geçelim bunu. Tamam. Maruzat Ahmet Çelebi'nin şey Ahmet Cevdet Paşa'nın ikinci Abdülhamit'e sunmuş olduğu eserdi. Burada bir şey söyleyecektim size. Ha, Osmanlı döneminde. Osmanlı kuruluşunda karşımıza çıkacak. O zaman ben şuraya yazayım. Bir de şöyle bir şey var. Osmanlı hakkında bilgi veren ilk yabancı kaynak ise yabancı. Pakimires'tir. Pacimires olarak. Pakimires'in Bizanslı Gözüyle Türkler adlı eseridir. Tamam mıdır? Devam ediyorum arkadaşlar. Ne diyor burada? Özel tarihler padişahların hayatı. Selimname, Süleymanname. Ruzmerre padişahın hayatının gün gün yazıldığı, Ruzname gün gün yazıldığı eserlerdir. Ki bunu yazanları sır katibi derler. Padişahın sır katibidir arkadaşlar. Osmanlı'nın en ünlü sefirinde dört kişi unutmuyorsunuz. Bak yok İbrahim Paşa yok şuydu. Bak dört tanesini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir Hacı Zanos. Hacı Zanos Fatih tarafından Viyana'ya gönderiliyor, Avusturya'ya gönderiliyor. Osmanlı'ya ilk elçilik raporunu hazırlayan bu adam Zanos Paşa yani. Aynı zamanda Fatih'in Çandarlı'yı idam ettirdikten sonra Vezir Azam yaptığı kişi. İlk devşirme kökenli Vezir Azam Zanos Paşa'dır. Tamam. Bir bu. Arkadaşlar ikincisi ise asla unutmuyorsunuz. Paris'e gönderilen ve 9 ay Paris'te kalan 28 Mehmet Çelebi'dir ki en ünlü eser zaten Sefaretname'dir. En ünlü elçilik raporu budur. Arkadaşlar üçüncüsü Zichtovi Antlaşması'ndan sonra Viyana'ya gönderdiği Ebu Bekir Ratip Efendi'dir. Üçüncü Selim'in. Çok önemli bir elçilik raporu vardır. Zaten bu elçilik raporu çerçevesinde Nizam-ı Cedid yenilikleri başlar. Diğeri ise yine 3. Selim döneminde Yusuf Fahri Efendi'dir, Londra'ya gönderilmiştir. Bunlar çok önemli isimlerdir. Bunları unutmuyorsunuz. Yani ilk önce bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Tahrir defterleri sayım defterleridir. Yani şöyle, Osmanlı Hristiyan bir toprağı fethetti. Bakın Mısır'ı demiyorum, Mısır olmaz. Mısır Müslüman bir toprak, Müslümanlardan aldık. Hristiyan bir toprağı fethetti. Peki nereler buralar? Anadolu. Anadolu'yu biz Hristiyanlardan aldık. Balkanları Hristiyanlardan aldık. O zaman Miri arazi ya da Tımar arazi fethedildiğinde halkı Hristiyan olan topraklardır. Oralar devletin mülkiyetidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Mesela Cezayir Müslüman da ezelden beri Miri olmaz yani. Oralar Saryaneli olur, tamam mıdır? O zaman Tahrir Miri arazilerde yani Tımar sistemin uygulandığı topraklarda tutulan defterlerdir, sayım defterleridir. Vergi kayıtları, nüfus yapısı, arkadaşlar vergi cinsleri, arazi sayısı, dönümler buraya kaydedilir. Tahrir defterinde 17. yüzyıla kadar tutuldu. Ne vardır içinde? İcmal vardır, mufassal vardır, arkadaşlar ruznamça vardır, cizye kayıtları vardır, avarız kayıtları vardır. Bir sürü kayıt vardır. Yani vergi kayıtlarının hepsi
bunun içerisindedir arkadaşlar. Avarız defterleri ise 17. yüzyıldan itibaren tahvilin yerini tutulan defterlerdir. Ebu Bekir Ratık'tan zaten bahsetmiştik sizinle. Geçiyorum hemen oraya. Surname eğlencedir arkadaşlar. Bu arada Osmanlı'daki, bakın ne diyor? Taşköprülüzade Ahmet'in Arapça olarak yazmış olur. Şakayk-ı Numaniye Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan 1558 yani Kanuni yılına kadar imparatorlukta yaşamış olan tarikat ve alimlerin biyografilerini ihtiva eden eserdir diyor. Cumhuriyet dönemine bakmadım arkadaşlar. Burada yani Cumhuriyet döneminde, bu Cumhuriyet döneminden pek soru zaten gelirse Nutuk'tan gelir, onu da biliyorsunuzdur. Şimdi bir de şeye bakalım, takvime bakalım, sonra mesajlarınıza bakalım. Arkadaşlar takvimi ilk icat edenler Sümerlerdir, ay yılı, sonra Mısırlardır, güneş yılı. Ay yılı 354 gün, güneş yılı 365 gündür. Sonra şu güneş yılı takvim geliştirildi. Jules Caesar geliştirdi, Julien ismi verildi. Sonra Papa Gregor geliştirdi. Gregorian ismi verildi. 13. Gregor. Unutmayın şu 13. Gregor. Önemlidir yani. Tamam mı arkadaşlar? 16. yüzyılda. Sonra işte bu takvim, sonra işte miladi takvim olarak kullanıldı. Günümüzde de bunu kullanıyoruz. Ve toplumlar takvimi yaparken, kendi takvimini yaparken genellikle başlarına geçen önemli olayları takvim başlangıcı olarak kabul ederler. İşte İbraniler yaratılışı, Yunanlar olimpiyat oyunlarını, Romalılar Roma'nın kuruluşunu, biz Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye göçünü başlangıç kabul ederiz. Peki Türkler hangi takvimleri kullandı? Türkler tarihte 4 takvim kullandı. Şey 5 takvim kullandı. Bunlardan orijinal yani Türklerin icat ettiği takvim 12 hayvan Türk takvimidir. Ve bu takvim güneş zaten burada ay yılı yani kameri olan tek bir takvim vardır. Ay yılı esaslı olan hicri takvimdir. Onun dışındakilerin hepsi güneş yılıdır. 12 hayvan Türk takviminde mesele şudur. Yok ne zaman başladı, ne zaman bitti? Bunlar fasafisto bilgilerdir. Bilmeniz gereken şey şu. Mete zaten. Mete ile başlatacaksınız. Milattan önce 209. Ama bilmeniz gereken şey şu. Güneş esaslıdır. 365 gündür. Arkadaşlar her yıl hayvan adıyla anılmıştır. Bak işte domuz yılı, sıçan yılı, tavuk yılı filan. Her ay rakamlarla birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay olarak adlandırılmıştır. Tamam Çin, Tibet bu takvimi. Kullanmış hatta günümüzde de kullanılan bir takvimdir Orta Asya'da. Hicri takvimi geçiyorum. Peygamber Efendimiz'in hicretiyle, göçüyle başlangıç sayılan takvim. Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlandı. Celal takvim Melikşah döneminde Ömer Hayyam başkanındaki bir heyet tarafından sadece mali işleri düzenlemek amacıyla kullanılmaya ya da işte düzenlendi ve kullanıldı. Rumi takvim yine Osmanlı'da mali işleri düzenlemek amacıyla Tanzimat döneminden itibaren kullanılmaya başlanan takvim oldu. Burada şunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Miladi takvimle hicri takvim miladi takvimle Rumi takvim arasında 584 gün fark vardır. Yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbi diğer bir adı 93 harbidir ya. Buradan 584'ü çıkarırsan 93 olur. 93 harbi Rumi takvime göredir. Anladık mı? Yani 1293'e denk geldiği için 1877 tarihi şurada bir yıl eksi bir yıl artı olabilir ona bakmayın. 1293'e denk geldiği için 93 harbi denilmiştir. Bunu unutmuyorsunuz bu bağlantıda arkadaşlar. Takvimi garbidir ilerleyen adı. İddia Terakki'deki adı böyle olacaktı. Batılı takvim. Sonra da günümüzde kullandığımız miladi takvim var. Anlaştık mı arkadaşlar? Temel mantığımız bu. İyi metodoloji. En ağır kısım buydu arkadaşlar. Metodolojiydi. Diğerleri tak tak gider. Şöyle bir daha bakalım. Şöyle. Daha yeni başladık. Evet. 17. yüzyılda avarız. 19'da temettüat olacak. Tamam mı? 2023 YouTube ÖBT yok. Biliyorsun ben artık YouTube'da ÖBT dersen tamamını anlatmıyorum. Galaxy. Ne yapıyorum? Galaxy. Ne? Kendisini yazsana şuraya. Ne yapıyorum? Orada özet çekiyorum. Niye? Çünkü sanal dersimde zaten çocukları yıl boyu onu anlatıyorum. Ne yaptım ben şu anda YouTube'da? Orada harbiden yani böyle benim eskiden çekmiş olduğum videoları izleyip üstüne koymak isteyen arkadaşlar için ne yapıyorum? Atıyorum. Yani asla ihmal etmiyoruz onu. Ki 18-19
18'de takvimde genel kültür, yetenek ve eğitim var. 21'den itibaren de biz yine akşam canlı yayınlara 7 günde 7 denememiz var mesela. Onları yaparız. Onlar da çok faydalı olur. Esra olur, evet. Tabii. Takvim hesaplamalarında o çıkar, tamam mı? Leyla, işte miladi hicriyle Rumi'nin hicriyle miladin çevirisi zordur. Onda matematiksel işlem yapman gerekir. Yaparım, burada lazım olmazsın sen. Ama işte Rumi takvim 584'ü unutmamanız lazım, tamam mı? Onunla ilgili Pınar, ders kaydı ile ilgili Halil sizi bilgilendirir. Tamam mıdır? Hocam, tahrirle alakalı sorun var. Yani fethedilen yerden tahrir yapılır dedik ya. Hani bu tahrir olayı sadece ele geçirilen... Hayır, şöyle diyeceksin. Tahrir mantık şudur. Ben size daha teknik bilgi verdim. Tahrir miri arazide yapılır. Tamam, miri. Yani mülkiyeti devlete ait olan arazide yapılır. İşte Salyaneli eyaletlerin tahriri yoktur. Tımar sistemini uygulan eyaletlerin tahriri vardır. Mantık budur. Peki o topraklar nedir? Fethedildiğinde Hristiyanların elindeydi o topraklar. Ki Anadolu'yu biz Hristiyanlar Selçuk'tan getirin olayı ta. Büyük Selçuk'tan getirin yani. Tamam mı? Avrupa tecnişimizi. Zaten atı biz kullanıyoruz. Kim öğretecek? Hocam, çıkmış sorular hiç yok çeviri. Yok yok, zaten çeviri sormuyorlar. Evet, sen öyle. Kübra, Eskişehir yargıdan. Kocaman selam arkadaşlara, tamam mıdır? Arkadaşlar 12.45, 12.45. Şeyde normalde bak, şimdi bir şey söyleyeyim size. Bizim şu anda sistemde, yani zaten ilk gün açtık 6 saatte grup doldu biliyorsunuz. 2 tane WhatsApp grubumuz var, 512, 512. Yani 6 saatte 1024 kişi. Halil diyor ki dün bana, hocam diyor. Ya diyor, bizim Zoom 500'lük, doğru, bu profesyonel Zoom 500'lük arkadaşlarım, tamam mı? 500'lük Zoom'umuz bu. Hocam diyor, 1024 kişi var diyor WhatsApp gruplarında, şimdi çocuklar diyor katılırsa diyor alamayız diyor, sorun çıkardı. Ben dedim bunlar pazar günü yatıyordur, korkma. Bak dedim, 300-400 de başlarız dedim, tamam mı? Onlar dedim kayıttan izlerler, yatarlar onlar, ya da başka işleri vardır, ya da evlidir, çoluk çocuk vardır falan, endişelenme. Dediğim gibi doldu. İyi, Allah'tan bu 500'ün üstü gelmiyor. 500'ün üstü gelse almayacaksın yani. Korkuyorduk yani. Tam böyle öyle oldu yani. Evet. Tabii. Şimdi mola 70'sine sen. Arkadaşlar 13.46 12.46 13.01'de buradasınız. Tamam mı? 13.01. Hadi bakalım. 15 dakika teneffüs yani. 45 dakika ders, 15 dakika teneffüs. Hadi bakalım. Evet, Gülçin, bakarız ona.
Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Kadir onu Halil halleder tamam mı? Şimdi arkadaşlar tarih öncesi çağlar. Tarih öncesi çağların birbirinden ayrılmasında etkili olan şey bunu biliyoruz. İnsanoğlunun kullanmış olduğu araç ve gereçlerin niteliği. Yazı yok çünkü. Tarih öncesi çağlarla tarihi çağlar birbirinden yazının bulunmasıyla ayrılır. Milattan önce 3200'de Sümerler tarafından yazı bulundu. Burada iki şey söyleyeceğim size. Tam taş çağı, paleolitik, mezolitik, neolitik, maden, kalkolitik. Kalkolitik taş çağından maden çağına geçiş yani. Taş bakır demektir diye bir ifadeyle. Tunç ve demir çağı. Şimdi burada iki şeye dikkat edeceksiniz. Paleolitik çağ milattan önce 2,5 milyon yıl önce başlıyor. Ki ilk defa Anadolu'da ki biz burada Karayın, işte Yarımburgaz mağaralarını, Dursun'un fosil yataklarını kullanımızı birazdan göreceksiniz. Burada ikincisi de şu arkadaşlar, Tunç Devri. Tunç Devri milattan önce 3400'de başlıyor, 1200'lerde bitiyor. Hani yazı milattan önce 3200'de kullanıldı ya, 3200'lerde bulundu ya. Anadolu'ya yazı milattan önce 1950'lerde geldi. Yani Tunç Devri'nde geldi. Orta Tunç Devri'nin başında geldi. Doğal olarak yazı bu dönemde geldiği için ve yazı da bu dönemde bulunduğu için Demir Devri her ne kadar tarih öncesi devirler içerisinde kullanılsa bile, geçse bile yazının kullanıldığı devirdir. Demir Devri'nde yazı vardır arkadaşlar, tamam mı? Yani tarih öncesi devirlerdendir ama yazı bu dönemde vardır. Yazıdan önceki devir değildir Demir Devri. Yazıdan sonraki devirdir. İkincisi de şu bilmeniz gereken. Neden Tunç Devri 1200'de bitiyor? 1200 yılı Hitit Krallığı'nın, Hitit İmparatorluğu'nun yıkıldığı yıldır. 100 yıldır daha doğrusu. O da Ege göçleri. Ege göçleriyle Anadolu Karanlık Devri'ne giriyor çünkü. O Dor istilası başlıyor. Buradaki diğer bir mantıkta bilmeniz gereken buydu. Şimdi tarih öncesi devirlerle ilgili ilk çalışma yapan Christian Jürgensen Thompson şu adam. Bu adam üç çağ sistemini kurdu. Tarih öncesi devirleri taş, tunç, demir diye ayırdı. John Lubbock bunlar genellikle İngiliz tarihçi. John Lubbock ise arkadaşlar bu tarih öncesi devirlere işte ne yaptı? Yeni devirler ekledi. Eski, yeni, paleolitik yani yeni paleolitik zaten gibi devirler de etkiledi ve ekledi ve bunu geliştirdi. O zaman üç çağ sisteminde Christian Thompson var. Burada bir de Jim Biden'ı unutmuyorsunuz. Jim Biden ise günümüz Avrupa tarihinin çağlara ayrılmasında etkili olan isim oldu. Yani işte ne diyor da antik çağ. Yani antik çağ eski çağ demektir. İlk çağ yani. Orta çağ yeni çağ olarak ayrılmasında Jim Biden. O zaman 3 çağda Thompson, günümüz Avrupa tarihinde ise Jim Biden var diyoruz. Şimdi burada Anadolu tarih öncesi devirlerinde arkadaşlar 5 yeri unutmayacaksınız. 5 yeri. Bir Dursunlu fosil yatakları. Dursunlu Konya'dır burası. Dursunlu fosil yatakları insana ait en eski izlerin olduğu yerdir. Antalya Karain Mağarası ise insana dair en eski kemiklerin olduğu yerdir. Yarımburgaz Mağarası ise ilk insan yerleşiminin ortaya çıktığı mağaradır. 1, 2, 3. Dördüncüsü ise arkadaşlar Diyarbakır Çayönü. Bakın Diyarbakır Çayönü ilk köy yerleşmesidir. İlk köy yerleşmesi. Ondan önce bu Neolitik dönemdir. Ondan önce bir Hallan Çemi'miz vardır. Hallan Çemi cümlesi gelir ileride. Değil ise Konya Çatalhöyük. O da arkadaşlar ilk şehir yerleşmesidir. O zaman Dursunlu fosil yatakları, Karain Mağarası, Yarımburgaz Mağarası, Çayönü ve Çatalhöyük unutulmamalıdır. O zaman ilk insan yerleşiminin ortaya çıktığı yer ve ilk doğal çevrenin ortaya çıktığı yer, doğal çevre yerleşik hayatın başladığı anlamına gelir. Anadolu'dur deriz. Verimli hilalin bir parçasıdır Anadolu sonuçta. Şimdi arkadaşlar zaten söyledik. Doğal çevre, verimli hilal. Kayseri Kültepe'de Anadolu'da ilk yazılı belgelerin ortaya çıktığı yer. Şu Hallan Çemi arkadaşlar şeydir. Diyarbakır Çayönü'nden önce o Natufian dönemi diye bir dönem vardır. İşte ilk köyler, düzenli köylerin ortaya çıktığı kulübeden evler yapmışlar ama henüz tarım yok. İnsanlar yine avcı toplayıcı fakat kulübeden evler yapmışlar. O zaman ilk defa evler kulübeden evler. Hallan Çemi Anadolu'da ama tarım devriminin olduğu yer, tarımsal hayatın başladığı yer Diyarbakır Çayönü olarak geçer. Ki Anadolu'da İlk tarımın kullanıldığı yerde, daha doğrusu tarımın, tahılın ana vatanı olarak Anadolu'da kabul edilen yerde
Karacadağ'dır. Karacadağ Urfa ile Diyarbakır arasıdır. Çayönü'nün olduğu bölge yani diğer bir ifadeyle. Verimli Hilal neresidir? Suriye ve Irak'ın kuzeyi, Türkiye'nin güneyi. Yani aslında Mezopotamya'nın kuzeyi, Türkiye'nin güneydoğusu. Verimli Hilal, bereketli Hilal olarak geçer. Şimdi bu devirleri çok kısaca görelim sizinle. Arkadaşlar paleolitik çağ yani eski çağ. Tarih öncesi devirlerin en eskisi, en uzun devir. Havalar buzul, avcılık ve toplayıcılık var. Avcı toplayıcı bir toplum var. Bu dönemde ne bileceksin? Ha şurada kafanızı pek karıştırmayın. Homo habilis dediğimiz becerikli insan. Homo erectus dediğimiz arkadaşlar dik durabilen insan. Homo neandertal dediğimizse mağara insanı. Şuradaki en önemli özellik ateş. Ateş ilk defa paleolitik devirde bulunmuştur. Erektuslar dönemidir. M.Ö. 1,5 milyon yıllarda Afrika'da bulunmuştur. İlk defa ölüler Neandertal döneminde gömülmüştür ve cenin şeklinde gömülmüştür. Bu da öbür dünyayla bağlantı, rabıtanın olduğunu gösterir. Avcı toplayıcı bir toplumdur. Bu devirde insanoğlu taştan, kemikten ve volkanik camdan, yani obsidiyenden, taştan, obsidiyenden, kemikten silahlar yapmıştır. Unutmuyoruz. Mağara duvarlarına resimler yapmıştır. Mesela mağara duvarlarına resimler ne zamandır? Neandertal'dir. Nereden yorumluyorum? Çünkü Neandertal mağara adamı demektir. Mağaralarda yaşıyorlar bunlar, tamam mıdır? Bu devri aydınlatan en önemli merkez Karain ve Yarımburgaz'dır. Bu ikisini unutmuyorsunuz. Antalya'nın kuzeybatısında Karain mağarası, arkadaşlar İstanbul'da ise Yarımburgaz mağarası paleolitik devri aydınlatan en önemli merkezlerdir. Mezolitik'e gelince paleolitik dönemin hayat şartları devam ediyor. Yani avcı toplayıcı toplum var ama havalar ılımanlaşıyor. Bu nedenle kulübeler yapmaya başlıyor insanlar bu dönemde. Yani ilk defa böyle işte kulübeden evler bu dönemde yapılıyor. Birazdan Natufien diye söyleyeceğim. Bu devrin en önemli özelliği mikrolit. Yani çakmak taşını daha da inceltiyorlar. Daha da sivri hale getiriyorlar. İkincisi ise köpek bu dönemde evcilleştiriliyor. Normalde hayvanların evcilleştirilmesi neolitik dönemdir. Fakat ilk evcilleştirilen hayvan köpektir. O da mezolitik dönemdir. Tamam mı arkadaşlar? Natufien dediğimiz şey epipaleolitik. Yani paleolitik devir sonrası. Paleolitik devrin sonu. Yani mezolitiğin diğer bir adı aslında Natufien. Epipaleolitik diğer bir ifadeyle. Bu devirlerde yavaş yavaş düzenli köy yerleşmelerine geçiliyor. Ama tarım devrimi yok. Tarım ne zaman başlayacak? Neolitik dönemde başlayacak. Yeni taşta. Yani eski adıyla Cilal taşta başlayacak ve bu dönemde insanların yaşam şekilleri değişecek. İnsanlar avcı toplayıcıyken şimdi artık tarımla geçinen, tarımsal hayatı başlatan üretici toplumlar çıkacak. Mesela Mezolitik'te üretici bir toplum yok ama Neolitik'te üretici bir toplum yapısı var. Hayvanlar evcilleştirilir bu dönemde. Büyük tapınaklar yapılır. Mesela Göbeklitepe, Urfa Göbeklitepe dünyanın en eski kült yapısı olarak kabul edilir. Verimli Hilal bölgesindedir. Özel mülkiyet bu dönemde ortaya çıkar, mühürler. Takasül ticaret bu dönemde ortaya çıkar. Arkadaşlar Gordon Childe, bu adam da İngiliz tarihçidir. Buna göre Neolitik dönem tarım devriminin olduğu dönemdir. Yani Neolitik devrim diye tarif etmesinin sebebi tarımsal hayat bu dönemde başladığı içindir. İlk köy neresiydi? Çayönü'ydü. İlk şehir neresiydi? Çatalhöyük'tü. Bunları da asla unutmuyoruz. Bakır devrine gelince, Bakır devrinde şunu bileceksiniz. Gelişkin köyler bu devirde ortaya çıktı. Yani sulu tarım. Sulu tarım. Sulu tarımın ortaya çıktığı ilk yer Mezopotamya'nın güneyidir arkadaşlar. Yani Sümer coğrafyasıdır. Mezopotamya'nın güneyi aşağı Mezopotamya, Sümer coğrafyası. Orada ortaya çıktı. Sulu tarımın ortaya çıkmasıyla birlikte ilk kez ekonomik çıkar bölgeleri oluştu. Ve buradaki rahipler, bakın buradaki rahipler insanlardan vergi almaya başladılar. Doğal olarak tapınak ekonomisi ortaya çıktı. Yani artı ürün yaşandı, artı ürün, üretim fazlası. Doğal olarak rahipler bu ürünleri toplamaya başladılar vergi olarak. İşte tapınak ekonomisinde o toplanan ürünlerin kaydedilmesi, vergilerin kaydedilmesi ihtiyacı Tunç Devri'nde yazıyı ortaya çıkardı. O yüzden Bakır Devri, işte sulu tarım, ekonomik çıkar bölgesi, tapınak ekonomisi ortaya çıkmıştır diyoruz. Tunç Devri'nin en önemli özelliği ise, en önemli özelliği ise yazının bulunmasıdır. Yazı bu dönemde bulundu. Sümerler tarafta M.Ö. 3200'lerde bulundu arkadaşlar. İlk Tunç Devri'nin başında bulundu. Anadolu'ya ise
Bu Orta Tunç Devri'nin başında geldi. Anadolu'ya geldiği dönemi biz Asur Ticaret Kolonileri Çağı diyoruz. Orta Tunç Devri'nin Anadolu'daki karşılığı Asur Ticaret Kolonileri Çağı'dır. Milattan önce demin yazmıştım 1950'lerdedir. Kayseri Kültepe, arkadaşlar işte Yozgat Alişar, Çorum Boğazköy. Bunlar genellikle Asur tüccarların kolonileri olmuş. İlk yazılı belgede Kayseri Kültepe'de bulunmuştur. Bu devre ait en ünlü yapılara da Megaron ismi verilir. Yani şey gibi, Mezopotamya'daki Tolos gibi. Mezopotamya'da Toloslar iki odalı evler. Bunun Anadolu'daki karşılığı ise Megaron, iki odalı evlerdir. Devam ediyorum arkadaşlar. Özetledik burayı, dikkat edin. Önemlidir bu özetlediğim yerler. Şimdi yazı ilk defa nerede bulundu? Güney Mezopotamya'da yani. Tarihin ilk okur yazar toplumu neresi? Mezopotamya. Sümerler. Ve bu yazı çivi yazısı ama çivi yazının ilk haline biz sembol yazısı anlamına gelen piktografik yazı deriz. Piktografik yazı sembol yazısı. Yani alfabeye dönüşmemiş yazıdır. Zaten alfabeyi ilk defa bulacak olanlar da kimler? Fenikeliler. 24 harften oluşan bir alfabe. Hepsi de sessiz. Günümüzdeki alfabenin temelidir. Zaten Fenike'yi söyledik. Piktografik yazıyı söyledik. Bu arada şunu unutmuyoruz. Arkadaşlar çivi yazısını kim kullandı? Hiyeroglif yazıyı kim kullandı? Hiyeroglif yazıyı bulanlar Mısırlar. Hiyeretik yazı, kutsal yazıdır. Çivi yazısını kullananlar ise, bulanlar ise Sümerler. Şimdi Mezopotamya uygarlıklarının tamamı çivi yazısını kullandı. Kim bunlar? Akat, Babil, Asur, Elam, Sümer. Bunlar çivi yazısını kullandı. Peki Anadolu'da kim? Hitit ve Urartular çivi yazısını kullandı. Yani Mezopotamya'ya yakın olan yerler. Peki geriye kim kaldı? Bakın şimdi. Pirik, İyon ve Lidya kaldı Anadolu'da. Bunlar da arkadaşlar Fenike alfabesini kullandılar. Bunlar alfabe kullandı. Ama Urartular ve Hititler çivi yazısını kullandı. Peki Mısırlarla Hititler arasında Kadeş Antlaşması var. Bu antlaşmadan dolayı Suriye toprakları meselesi yüzünden bu antlaşmadan dolayı Hititler hiyeroglif yazıyı da öğrendi. O zaman Hititler hem çivi yazısını hem de hiyeroglif yazıyı kullandılar. Tarihte ilk defa kitabı basan ise Bergama uygarlığı oldu. Kodeks dediğimiz kitabı ilk defa Bergama uygarlığı ortaya çıkarmış oldu. Arkadaşlar ilk defa takvim bulanlar Sümerler olduğu için bakın burada bir mantık kurun. Yani ay yılı takvim Sümerler icat ettiği için ilk defa astronomideki matematiksel dayanaklar, hafta sonu tatili, gün kavramı, ay kavramı, yıl kavramı, saat kavramı ilk defa Sümerler'de ortaya çıkmıştı. Çünkü takvimi bulan bunlar. O zaman ilk defa astronomi Sümerler'de ortaya çıkmıştı. Doğal olarak buna bağlı olarak diğerleri de ilk defa Sümerler'de ortaya çıkmıştır diyoruz. Böyle bir yorum yapıyoruz. Strabon hemşerim Amasyalı coğrafyacıdır. Bilinen en önemli ilk coğrafyacı olarak kabul edilir. Peki ilk çağın siyasi organizasyon türleri nedir? Burada bir bilgi vereyim size. İlk önce feodal beylikler vardır. Sonra şehir devletleri vardır. Sonra imparatorluklar vardır. Bilinen ilk şehir devleti Sümerler'dir. Bakın bilinen ilk şehir devleti Sümerler'dir. Bilinen ilk merkezi krallık ise Akatlardır. İkisi de Mezopotamya. O tarihlerde Anadolu'da hep feodal beylikler vardı. Peki şehir devletlerine ne isim verilir? Mısır'da nom, Mezopotamya'da site, Ege uygarlıklarında ise polis adı verilmiştir. Eğer bir yerde şehir devletleri varsa orada başkent yoktur. Nasıl mesela? Şimdi şeye bak, Mezopotamya uygarlığına bakın. Mezopotamya'da 5 uygarlık var. Bu şehir devletleri halinde örgütlendi. Şu dördü ise krallıktır, merkezi krallıktır. Doğal olarak Akatların başkenti Agade, yani Akat. Elamlarınki Elam, Sus. Babillerinki Babil, Asurlarınki Asur, Ninova. İlk önce Ninova, sonra Asur. Peki bunlarda başkent var ama Sümerler'de başkent yok. Neden? Çünkü Sümerler'de her şehir kendi başına bir devlet. Şehirler ziggurat dediğimiz tapınakların etrafında kuruluyor. Tamamdır arkadaşlar. Burada bir bilgimiz daha var. Kuşatıcı olan ve olmayan krallıklar var. Kuşatıcı olan krallıklar bir yeri ele geçirdiğinde orayı asimile etmeyen, o bölge halkına iyi davranan. Kuşatıcı olmayan ise o bölgeyi sömüren, orayı asimile eden. Burada iki örnek vereceğim size. Kuşatıcı imparatorluklar da örnek Hititlerdir. O zaman Hititler aldığı yerleri asimile etmedi. Oysa nereden
bu yargıya varıyorum. Çünkü Hititler döneminde Anadolu'ya bin tanrı il denilmiştir. Neden? Çünkü Hititler fethettikleri topraklardaki halkın inandığı tanrıya da inanmışlardır. Sebebi o bölgeyi elde tutmak amacıyla. Bu onların asimileci olmadığını gösterir. Asurlar ise, Asur ve Akatlar ise bunlar kuşatıcı değildir, asimilecidir arkadaşlar. Fethettikleri bölgeleri sömürmüşlerdir. Asurlarla ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Asurlar Anadolu'da koloniler kurmuşlardır. Koloni kurmak sömürgeci olduğunu gösterir. Asur aynı zamanda tarihin ilk kara kolonici devletidir. Yorumları böyle yapıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum şimdi. Şimdi Sümerler, Mezopotamya uygarlıklarını teker teker bakalım. Sümer deyince ne aklımıza gelecek? Aşağı Mezopotamya'da yaşadı. Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşadı, kuruldu. Siyasi varlıkları böyle işte Ur, Uruk, Lagaş, Nippur, Eridu gibi birçok şehir devleti var. Lagaş, Uruk yazının bulunduğu şehir. Lagaş hukuk kurallarının yazıldığı şehir. Urgakina, Lagaş kralı. Nippur kült merkezi. Yani tüm zikkuratların merkezi. İlk zikkurat Uruk'tur da. Ama böyle panteon dediğimiz çok tanrılı inanışın merkezi vardır. Mesela kutsal şehirdir Nippur, öyle söyleyelim arkadaşlar. Zikkuratların etrafında kurulu şehirler, tapınakların etrafında kurulu ve krallarına dikkat edin bunu da sorabilirler. En, Ense, Patesi, Lugal gibi ünvanlar verildi. Ve bunların meclisinin adı da Unken. Aynı Hititlerdeki Pankuş gibi. Unken Sivil Meclis'in adıdır. Tamam, bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Ve bir şey daha söyleyeyim. İlk çağ uygarlıklarının hemen hemen tamamına yakınında rahip kral ya da tanrı kral anlayışı vardır. Rahip kral ya da tanrı kral anlayışı egemenliğin dine dayandırıldığını gösterir. Teokratik bir anlayışın olduğunu gösterir. Bu da merkezde otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapılan işlerdir. Peki arkadaşlar Sümerlerle ilgili mimar deneyi bileceğiz. Sütun, kubbe, kemer üslubunu ilk defa ortaya çıkaranlar, sulama kanallarını ilk defa yapanlar Sümerlerdir. Anadolu'da Urartular, tamam. Ama tarihte Sümerler olarak kabul edilir. Akbabalar stili, Ur standardı bunlar Sümerlere ait en ünlü mimari eserler. Şunu söylemiştim. Gün, ay, burç, hafta sonu tatili hep Sümerler. Devam ediyorum şimdi. İlk yazılı belge Uruk şehrinde bulundu. Milattan 3200'de. Ve zikkuratlar arkadaşlar çok katlı. 7 katlıdır zikkuratlar. Ben şöyle 4 kat yapayım bunu. En üst katı şurası rasathanedir. Gözlemevi. Onun bir alt katı tablet evidir, yani okul. Onun bir altı tapınaktır, tapınak. Onun bir altı da arkadaşlar depodur. Yani zikkuratlar çok amaçlı kullanılabilir. Zaten rasathane olarak kullanılması da takvimin ortaya çıkmasını sağladı. Hukuk Lagaş Kralı Urgakina tarafından ilk defa işte 2300'lerde bulundu. Urgakina Kanunu 2375'miş yanlış hatırlamamışım. Arkadaşlar Mezopotamya'da yani Sümerlerle ilgili, Mezopotamya uygarlığı ile ilgili iki tane mitosu unutmayacaksınız. Bir yaratılış, diğeri Gılgamış. Yaratılış mitosu yarı insan, yarı balık. Bunu kodlayacaksınız. Gılgamış mitosu ise yarı insan, yarı boğa. Gılgamış ölümsüzlüğü arayan Sümer kralının adıdır. Ve devamında tufan olayı anlatılır. Yaratılış mitosu ise bildiğiniz yaratılışı anlatır. Tamamdır arkadaşlar. İkisini unutmayacaksınız. Şu Adapa ise Miraç olayını anlatır. Yani göğe yükselmeyi anlatır. Akatlara gelince, Akatlar arkadaşlar Orta Mezopotamya. Artık aşağı ortayı iki yerde kullanıyoruz. Asurlar yukarı, Sümerler aşağı. Şimdi tarihin ilk merkezi krallığını, İlk imparatorluğunu, ilk düzenli ordusunu kuran Akatlardır. Bu nedenle Akat hükümdarları ki kurucu Sargon'dur, haklı olarak evrenin hakimi, dünyanın hakimi gibi ünvanlar kullanmışlardır. Çünkü ilk merkezli krallık, ilk imparator devleti, Mezopotamya'nın tamamına eğimin olan ilk devlet Akatlar olmuştur arkadaşlar. Naram-Sin ise çok önemlidir. Naram-Sin ise Akatların tanrılaştırılmış kralıdır. Bu adam ben tanrıyım demiştir. Tamam mıdır? Bu bilgiyi bileceksiniz burayla ilgili. Elamları geçin. Elamlarla ilgili bilmeniz gereken şey şu. Mezopotamya uygarlığıdır ama Mezopotamya coğrafyasının dışında kurulmuştur. İran topraklarında kurulmuştur ama Mezopotamya uygarlığı olarak geçer. Babillere gelince Babillerin iki Babil devleti var. İlk Babil devletinin adı Amorrular. İkinci Babil devletinin adı Kaldelilerdir. İlk Babil Devleti'nin en ünlü olayı Hammurabi'dir. Hammurabi kanunları, kısası kısas.
İkinci Babil Devleti, yani Kaldeliler döneminin en önemli olayı ise Kurucu Nabukadnezar'dır. En önemli olayı ise iki tanedir. Bir, Babil asma bahçeleri, dünyanın yedi harikasından birisi. İki, Yahudileri arkadaşlar Kudüs'ten Babil'e sürdü. Babil sürgünü diye geçer bu. Yani Filistin'in Kudüs'ü aldı, Yahudileri oradan sürdü. Biz buna Babil sürgünü diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? İlk olay bunda Nabukadnezar yapmıştı. Babillerle ilgili bunu bileceğiz. Asurlar Sümerlerden sonraki en önemli uygarlıktır. Yukarı Mezopotamya'da yaşadılar. Başkentleri Nova, tarihin ilk kara koloni devleti. Burada hemen bir şey daha söyleyelim. Asur, arkadaşlar Lidya, Soğut ve Fenike. Fenike, bak dört tane yazdım. Bunlar ilk çağın tüccar topluluklardır. İlk çağın tüccar toplulukları Asur, Lidya, Soğut ve Fenike'dir. Asur ilk kara koloni, Fenike ilk uzman gemicilerdir. Tarihin ilk uzman gemicileri Fenike, ilk kara koloni ise Asur'dur. Bu bilgiyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi geçin bunu, kütüphaneyi yaptılar. İlk defa arkadaşlar atlı süvari birliklerini kurdular. Çok önemli. İlk defa kütüphane Ninova'da Asurlar tarafından yapıldı. Diğer bir önemli olay ise Asurlar tüccar bir devlet olduğu için Anadolu'yla Mezopotamya arasında ticaret yaptılar. Bize kalay sattılar. Bizden altın ve gümüş aldılar. Doğal olarak Anadolu'da işte Kültepe, Alişar, Boğazköy'de demin söylemiştim. Tarum adı verilen koloniler, pazar yerleri kurdular. Ve Kültepe'de de ilk yazılı eserleri bıraktılar. Ne zaman? 1950'lerde. Doğal olarak Anadolu'ya ilk yazı Asurlar tarafından getirildi. Bu nedenle Orta Tunç Devri'nin başına biz de Asur Ticaret Kolonileri Çağı adı verilmiştir diyoruz. Arkadaşlar ilk çağın ticaret mekanlarını bilmeniz gereken, diğerlerini bilirsiniz zaten. Bilmeniz gereken Vabartum'dur. Vabartum konuk evi demektir. Rıhtım, liman, konuk evi, sığınma yeri anlamına gelir. Mısır uygarlığına gelince, Mısır uygarlığı bildiğiniz Kuzey Afrika'da kurulan uygarlık, ilk uygarlık Kuzey Afrika'daki. Etrafı doğal savunma sınırlarıyla çevrili olduğu için kendine özgü bir medeniyet olarak ortaya çıkmış. Çok etkilenmemiş. Mezopotamya'nın tersine Nil güneyden kuzeye doğru akıyor. O yüzden güney yukarı, kuzey aşağıdır Mısır'da. Dışarı dünyadan soyutlanmış dedik. Yani özgü, yani homojen bir toplumdur. Heterojen değil, birbirine çok benzer. Başlangıçta Nom adı verilen şehir devletleri hani şekillendi ama Kral Menes döneminde. Kral Menes ilk firavunudur Mısır'ın. Kral Menes döneminde merkezi krallık kuruldu. Tanrı kral anlayışına geçildi. Ne zamana kadar devam etti Mısır uygarlığı? Aktium Savaşı'na kadar. M.Ö. 31, o Ptolemelerin yıkılmasına kadar devam etti. Yerine Roma uygarlığı gelmiş oldu. Mısır uygarlığı döneminin en önemli olayı Kadeş Savaşı ve Antlaşması'dır. İki devlet, kim Hititlerle Mısırlılar, Suriye topraklarına egemen olmak amacıyla. Savaşlar 16 yıl sürdü, 15-16 yıl sürdü bu savaş ve sonuçta Kadeş Antlaşması imzalandı. İkinci Ramses ile üçüncü Hattuşil arasında. Bu antlaşma hem hiyeroglif dilde hem de çivi, hem hiyeroglif yazısıyla hem de çivi yazısıyla yazıldı. Hiyeroglifi söyledik. Sosyal sınıflar bütün uygarlıklarda var zaten. Arkadaşlar hiyeroglif yazıyı kullandılar. Ölümden sonraki hayata inandılar. Osiris, diriliş tanrısı. Mesela ölüler kitabını koydular ölünün yanına. Mumyacılığı geliştirdiler. Tıp, eczacılık Mısır'da ortaya çıktı. Pi sayısını kullandılar. Güneş ile esas takvimi icat ettiler arkadaşlar. Aktium Savaşı'yla da Mısır uygarlığı ortadan kalktı. Mısır firavunları içerisinde şu Akhenaton dediğimiz adam tek tanrılı inanışı getirdi. Bunun oğlu Tutankamon tekrar çok tanrılı inanışa geçecek. İran'a gelince İran'da iki uygarlık var. Medler ve Persler. Medlerle ilgili şunu bileceksiniz. İran'da ortaya çıkan ilk uygarlık Elam'ı saymıyoruz. Elam Mezopotamya uygarlığı. Ki bu uygarlık şeyi hatırladınız mı bilmiyorum ama bu tam İskitler dönemine denk gelir bizde. Bu Medlerle Perslerle İskitlerin mücadeleleri vardır. Arkadaşlar bu Medlerle ilgili bilmeniz gereken buradaki bilgi Medlerle Lidyalılar arasında yapılan Kızılırmak Savaşı. Hatırladınız Thales, şey Thales diyorum, Miletli Thales, doğru söyledim. Güneş tutulmasını saplamıştı. Diğeri Perslerdir. Medler ortadan kalktı. Persler kuruldu. Persler döneminin en önemli özelliği ise şu. Kral ticaret yolunu yaptılar. Artık bilgi böyledir. Eyalet sistemini uyguladı da buna satraplık dediler. Ve orayı satrap adı verilen valiler tarafından yönettiler. İlk defa posta örgütü
Persler tarafından ortaya çıktı. Otoriteyi güçlendirmek amacıyla. Zerdüştlük, Mazdaizm, Mecusiliğe hayat vermiş olan bir din. Yani Sasani Mecusi'dir, Persler Zerdüşt'tür arkadaşlar, tamam mı? Perslerle İyonlar arasında, Perslerle Lidyalar arasında, İyonları Lidyalları yıkacak Perslerdir. Perslerle Yunanlar arasında çok savaş olacak. Persleri ortadan kaldırınca Büyük İskender olacak arkadaşlar. Gugamela Savaşı'nı Büyük İskender, onu görürüz sizinle. Hintlilere gelince siyasi birlikleri yok. Racalık, prenslikle yönetiyorlar. Hinduizm, Brahmanizm, en ünlü kutsal kitapları Veda. Biz Hint tarihini Veda'dan öğreniyoruz. On tabanlı matematiksel işlemleri ilk defa kullananlar, sıfırı ilk defa kullananlar Hintlilerdir arkadaşlar. Hint deyince aklımıza kas sistemi gelir. Kas sisteminde dört unsur unutmuyorsunuz. Ne bunlar? Yazmış mıyım buraya? Yazmadıysam yazayım. Neler bunlar arkadaşlar? En üstte Brahmanlar var. Sorabilirler belki. Onun altında Kşatriyalar var. Onun altında arkadaşlar Vaisyalar var yani. Onun altında Sudralar var. Sudra. Böyle gider. Brahman, Kşatriya, Vaisya, Sudra. Sistemin dışında olanlara da Pari ismi verilir. Kasta babadan oğula geçiş vardır. Kasttan kasta geçiş yoktur. Evlilik yoktur. Bu da Hindistan'da milli bilincin ortaya çıkmasını engellemiştir. Çin uygarlığına gelince Çin hükümdarları genellikle göğün oğlu, Tanrı'nın oğlu unvanını kullanmışlardır. Çin Seddi'ni biliyorsunuz. Konfüçyanizm, Budizm gibi dinler gelişmiştir burada. İlk çağ teknik buluşları barut, pusula, matbaa, kağıt Çinliler tarafından icat edildi. Galle'den önce güneş lekelerini bulan da Çinliler olmuş oldu. Doğu Akdeniz uygarlıklarında iki tane uygarlığı unutmayacağız. Doğu Akdeniz dediğimiz yer Suriye, Lübnan, Filistin coğrafyası. Fenike ve İbrani. Fenike deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Uzman denizcilerdir. Bir. İki. En ünlü kolonisi Kartaca. Ya Tunus. Kartaca ise ellerinden neyle çıktı? Roma aldı bunu. Pön savaşları. Pön savaşları. Üç pön savaşı var. Birinci, ikinci, üçüncü pön savaşları. Bu pön savaşlarıyla Roma Kartaca'yı ortadan kaldırdı. Yani Fenike kolonisinin elinden aldı. Pön savaşları unutulmayacak burada. Diğer önemli özelliği ise arkadaşlar alfabeyi bulmaları ve cam işlemeciliğini ilk defa ortaya çıkarmaları. O zaman camı ilk defa bulanlar, alfabeyi ilk defa bulanlar, ilk uzman gemiciler, Pön savaşları deyince, Kartaca deyince aklımıza Fenike gelecek. İbrani deyince arkadaşlar İbrani uygarlığını kuran Hazreti Davut. Bu nedenle ne deriz? İlk defa tek tanrı inanışının ortaya çıktığı yer İbranilerdir. Ve İbranilerdeki hukuk ilahi hukuk kurallarıdır. Mesela ilk hukuk kuralları Sümerler. Sert hukuk kuralları Hammurabi anayasal özellik taşır. İlahi hukuk kuralları Fenikeliler. Modern hukuk, medeni hukuk ise Roma. Günümüz hukuku, 12 Lev Kanunu Roma. İbranilerle ilgili bunu bileceğiz arkadaşlar. Peki Anadolu deyince aklımıza hangi uygarlıklar gelecek? Anadolu'da 5 tane uygarlık var. Hitit, Frig, Lidya, İyon ve Urartu, ama Hititlerden önce Anadolu yaşayan topluma Hattiler derler. Ve çok uzun bir süre Anadolu Hatti ülkesi olarak anılmıştır. O zaman Hititlerden önce Anadolu'nun adı nedir? Hatti ülkesi. Peki Hititler döneminde Anadolu'nun adı nedir? Bin Tanrı yurdu, Bin Tanrı ili, Bin Tanrı ülkesi, toprağı böyle bilinir. Ki Hattilerin merkezi Alacahöyük'tür ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa arkeolojik kazılar Atatürk döneminde, Atatürk'ün emriyle Alacahöyük'te başlamıştır. Bunu da unutmuyorsunuz. Alacahöyük deyince 13 kral mezarı aklımıza gelecek arkadaşlar. 13 gömü. Hattilerin merkezi Alacahöyük'ü unutmuyorsunuz. Hititlere gelince arkadaşlar Hititler M.Ö. 1700'lerde kuruldu. Yani yazı bulunduk Anadolu'ya geldikten sonra kuruldu. Hititler'de ilk defa siyasi birliği kurma çalışmaları Amitta ile başlar. Fakat siyasi birliği Hattuşi ile kurar. Ki Labarna Hitit krallarının unvanıdır. Yani Labarna kurmuştur, Hattuşi'li kurmuştur. Ve bunların merkezi de Hattuşa'dır. Hattuşa Hititlerin başkenti. Peki Hititlerle ilgili ne unutmayacağız? Meclislerin adı Pankuş, yüksek mahkemelerin adı Tulya. Yani Tulya ve Pankuş bunların meclislerin adı. Kraliçelerine Tavanna ya da Tavananna ya da Tavanna denilir. M.Ö. 1200'de Dor istilasıyla Ege göçleriyle de yıkıldı ve Hititler şeye gitti. Toroslara gittiler. Yani Güney Anadolu'ya gittiler. Anadolu'nun güneyine gittiler ve orada geç devletleri şeklinde varlıklarını devam ettirdiler. Telepünüş kralı döneminde yasa yaptılar ki bu yasalarla arkadaşlar dikkat edin bu cümleye.
Tarihte ilk defa kasten adam öldürme ile kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırdılar. Bak kasten adam öldürme ile. Şimdi 2, 3, 4 bilmiyorum bir bilgi vereceğim şimdi. İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler. İlk defa işte borçlar hukukunu ortaya koyan Hammurabi. Anadolu'da ilk defa yazılı hukuk kuralları Telepünüş. Ki kasten adam öldürmeyle kazara adam öldürmeyi birbirinden ayırdı. Arkadaşlar ilahi hukuk kuralları İbrani. İlk defa medeni hukuk, bak medeni hukuk, günümüz hukuku, 12 levha kanunları, 6.'yı söylüyorum. Özel hukuk ile kamu hukukunu birbirinden ayıran da Justinianus kanunları. En son da bu, Justinianus. Özel hukuk ve kamu hukuku birbirinden ayırdı arkadaşlar, tamam mı? Devam ediyorum. Analları unutmuyorsunuz. Anallar yıllıklardır. Tanrı'ya hesap vermek amacıyla krallar tarafından yazılır. Kronolojik tarihtir, objektif tarihtir. Çorum'daki yazılı kaya, Konya'daki İvriz kabartmaları Sümerlerden kalmadır. Ve Sümerler döneminde Anadolu'da bin tanrı ili denildi. Niye denildiğini demin söyledim size. Ve Ege göçleriyle yıkıldı. Ege göçleriyle yıkılınca ülke Anadolu demir çağına girdi. Demir çağı devletleri kim Anadolu'da? Geç Hitit, Urartu, Frig ve Lidya'dır diyoruz. Arkadaşlar Urartular Doğu Anadolu'da yaşadılar. Doğu Anadolu'daki ilk uygarlık Urartulardır. Başkentleri Tuşba'dır. Unutmuyoruz başkentlerini. İyonların başkenti yok. Fenike diyorum. Foça, Milet, Efes, İzmir, şehir devleti. Urartular Tuşba, Hititler Hattuşa, Filikler Gordion, Yassıhöyük yani. Lidyalılar Sardes, yani Manisa. O coğrafya unutmayın. Arkadaşlar buradaki en önemli özellik birkaç tane. Bir, Doğu Anadolu'da kuruldukları için doğudan gelen istilaları engellemeye çalıştılar. Savaşçı bir topluluktur. Bu nedenle en ünlü tanrıları savaş tanrısı Haldir'dir. Unutmuyorsunuz. O günden günümüze kadar gelen Tuşba Kalesi, Van Kalesi, Çavuştepe Kalesi, Altıntepe Kalesi. Bak kalelerdir, savaşçı olduğunu buradan bilin. Ayrıca bir özellik daha var. Anadolu'daki en ünlü böyle sulama kanalları Urartulardan kalmadır. İşte Şamra, Minoa sulama kanalı Urartulardan günümüze kadar kalmış kalıntılara sahiptir. Friglere gelince Ankara ve çevresinde yani Yassıhöyük dolaylarında kuruldu. Başkentleri Gordion'dur arkadaşlar. En ünlü kralları Midas'tır. Bunlarla ilgili ne bileceğiz? Bir tarımı koruyucu yasalar koydular. Fibula adını verdiğiniz çengelli iğne icat ettiler. Fable, hayvan konuşturma sanatını ortaya çıkardılar. En ünlü tanrıları bereket tanrısı olan Kibele oldu ve ayrıca arkadaşlar yine çok önemli Anadolu'ya tümülüs geleneğini getiren Filikler oldu. Anadolu'ya tümülüs geleneği, yığma toprak böyle geldi. Şeyi bilir misiniz bilmiyorum. Toprağı bol olsun mantığını bilir misiniz bilmiyorum. Onu anlatayım size. Hani toprağı bol olsun derler ya. Bir kral öldüğünde onu gömüyorlar. Eğer kral çok seviliyorsa her yıl insanlar kralın mezarını ziyaret ediyorlar. Ellerindeki kovalarla kendi evlerinden, bahçeden aldıkları toprağı kralın mezarının üstüne boşaltıyorlar. Böylelikle o toprak tümülüs haline, tepe haline geliyor. Eğer bir kral çok seviliyorsa onun mezarı çok yığma toprak oluyor, tümülüs oluyor. Sevilmiyorsa kaybolup gidiyor. Anadolu'daki ilk tümülüs Friglerdir ama Anadolu'da en büyük tümülüs Aliyetes'in tümülüsüdür. Demek ki çok seviliyormuş Aliyetes kral. Anlaştık mı arkadaşlar? Lidya'ya gelince, Lidya arkadaşlar Gediz, Küçük Menderes arası, yani Manisa dolaylarında yaşadılar. Persler yıktı bunu ki Frigleri Kimerler yıkmıştı. Bunu Persler yıktı. Bu devrin en önemli olayı işte demin söyledim güneş tutulması Thales'e saplamıştı. En önemli olay paranın kullanılmasıdır. Parayı bulanlar Lidyalılardır. Parayı Aliyetes buldu. Ama kendi adına para bastıran ilk Lidya kralı Kreisos oldu. Çok önemli değil ama bu bilgi, tamam mı arkadaşlar? Alfabeyi kullandılar ki en büyük tümülüs Lidya kralı Aliyetes'e aitti. Paralı ücretli askerleri var. İyonlar deyince aklımıza bilim gelecek. Yani Anadolu'da ilk defa bilimin ortaya çıktığı yer, felsefenin ortaya çıktığı yer, pozitif bilimin ortaya çıktığı yer İyonya'dır arkadaşlar. Hipokrat, Diyojen, Pisagor, Thales İyonyalıdır. Ki İyonlarla ilgili bize soru sorulacaksa sorulacaklardan birisi de bu olacaktır. Samos adasındaki Hera tapınağı, Efes'teki Artemis tapınağı, Didim'deki Apollon tapınağı İyonlardan kalma mimari eserlerdendir. Bunu da unutmuyorsun, unutmuyoruz arkadaşlar. Ege uygarlıkları üç tane.
Mikene Yunan. Bunlar ilk önce polis adı verilen şehir devletleri halinde yönetildiler. Sonra polis de devam etti yani. Su merkezi krallıklar olmadı. Girit'le ilgili şunu bileceksiniz. Ege'deki ilk uygarlıktır. En ünlü mimari eser de Filistos Sarayı'dır. Mikene'le ilgili şunu bileceksiniz. Mikenler döneminde Truva ile Miken arasında Truva savaşları yapıldı. Helen Paris aşkından dolayı. İlyada Odessa dediğimiz işte Homeros'un destanı Mikenlerin tarihini anlatır. Antik Yunan, Yunan deyince de arkadaşlar bildiğimiz Yunan uygarlığı gelecek. Peki Yunan uygarlığı ile ilgili ne bileceğiz? Yunan uygarlığı işte Mora Yarımadası etrafında şekillenmiş bir uygarlık. Ki buralarda biliyorsunuz tarıma elverişli coğrafya olmadığı için kolonizatörlük vardır. İyonlar kolonicidir. Yunanlar kolonicidir. Deniz ticareti yapmışlardır yani. İlk defa kamu heykellerini yaptılar. Ünlü, dünyanın en ünlü filozofları burada ortaya çıktı. Sokrates, Platon, Aristo. Sokrates'in hiçbir eseri yoktur. Ve şöyle bir sözü vardır. Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir der. Çok tanrıdır, tanrılarını insan gibi düşünmüşlerdir. Tanrılarını eğlendirmek amacıyla olimpiyat, Olimpos tepesinde olimpiyat oyunları yapmışlardır. Günümüzde de hala uygulanır bu. Arkadaşlar Persler Yunanlara saldırır ve Perslerle Yunan arasında Maraton, Termopil, Salamis gibi savaşlar yapılır ve bu savaşlar karşısında Yunanlar Delos Birliği'ni kurarlar. Delos Birliği işte İyon ayaklanması, Sparta, Atina'nın bir araya gelip kurulması Perslere karşı. Ama sonuçta Persler Anadolu'yu aldı. Pers Lidyalıları, İyonları yıktı ama Yunanistan'a kadar gidemedi ve iki taraf arasında Kalyas Barışı imzalandı. Kalyas Barışı'yla Pers-Helen savaşları bitti. Peki bu savaşı kim anlatmıştı? Herodot hatırladığınız kitabında. Ki ayrıca Yunan tarihini ilgilendiren diğer bir olay ise Peloponnes Savaşları. Peloponnes Savaşları Yunan iç savaşıdır. Atina ile Sparta arasındaki savaştır. Bu savaşları da kim anlattı? Tukidides anlattı. Hatırlayalım arkadaşlar. Yunanistan'da arhonlar vardır. Arhonlar yönetici. Üç arhon çok değerli. Drakon, Solon, Klisnes. Bunların üçü de reformist arhonlardır. Mesela Drakon orta sınıfın arkadaşlar yani orta sınıf lehine üst sınıfın haklarını kaldırmıştır. Yani aslında orta sınıfın haklarını genişletmiştir. Hukuksal bir reform yapmış. Solon ise doğuştan gelen köleliği kaldırmış. Klisthenes ise demokrasiyi getirmiştir. Demokrasi ilk defa demokrasinin ortaya çıktığı yer, ilkel de olsa ilk defa cumhuriyetin uygulandığı yer antik Yunan olarak kabul edilir arkadaşlar, tamam mı? Yunan bu kadar. Yeri yerine çok gerek yok. Büyük İskender İmparatorluğuna gelince, yani Makedonya Krallığına gelince Büyük İskender arkadaşlar M.Ö. 334'te babasının vasiyet üzerine Asya seferini çıkar. Temel amacı Pers'in hazinelerine egemen olmaktır. Ve ilk önce Granikos Savaşı yapılır. İlk savaş budur Anadolu'da. Çanakkale'yi alır. Sonra Issos Savaşı'nı yapar. Sonra Guagamela Savaşı'nı yapar. Bu üç savaş sonucunda, son savaş Guagamela'dır. Pers ülkesini ortadan kaldırır. Kendisini Asya Kralı ilan eder ve Hellenizm gerçekleşir. Hellenizm ya da Hellenistik kültür nedir? Doğu kültürüyle, Batı kültürünün kaynaşmasıyla ortaya çıkan kültürdür. Büyük İskender ölür. Babilon. Babil'dir Büyük İskender'in merkezi. Ölür. Büyük İskender ölünce arkadaşlar yerine Mısır'da Ptolemeler, Makedonya'da Antigonitler, Anadolu'dan Hindistan'a kadar olan coğrafyada Selevkoslar kurulur. Unutmuyorsunuz. Selevkos krallığı, bu üç krallığı da yıkan Roma'dır. Roma yıkıyor bunları. Bu krallıkların yıkılması, Selevkos krallığının yıkılmasıyla Anadolu'da beş krallık kurulur. Bunu unutmuyorsunuz. Kim bunlar arkadaşlar? Komagene, Pontus, Kapadokya, Bitinya, Bergama. Komagene, Adıyaman. Pontus, Trabzon. Kapadokya, Ürgüp. Bitinya, İzdik. O coğrafya, Kocaeli Yarımadası. İzmir, Bergama. Burada değerli olan Bergama'dır. Bergama'da ki İzmir yani Asklepion Sağlık Merkezi kurulur ve kitap icat edilir. İlk defa kitap Bergama Krallığındadır diyoruz. Helenistik kültürü söyledik. Roma'ya gelince arkadaşlar Roma'nın tarihi üç bölüm ayrılır. Krallık, Cumhuriyet, İmparatorluk diye. Şu Cumhuriyet döneminde tam bir sömürgeci yapı vardır. Yani Cumhuriyet döneminde Akdeniz'in tamamına Roma egemen olur. İşte o Kartaca savaşları, yani Pön savaşları falan hep Cumhuriyet dönemidir. Şimdi buraya bir bakalım arkadaşlar. Neler var burada? Bir Pön savaşları. Pön savaşları Kartaca ile Roma arasındaki savaşta. Hannibal'ı duydunuz mu? Kartacılı Hannibal işte buradadır arkadaşlar. İki, Jules Sezar'ı unutmayacaksınız. Jules Sezar
Cumhuriyet devrine son veren adamdır. Yani kendini ebedi diktatörü ilan etmiştir arkadaşlar kendisine. Ve Jules Sezar'ı konsüller birleşir ve senatodaki konsüller birleşir öldürür. Hatta evlatlı Brutus da öldürür. Sen de mi Brutus adı buradan gelir. Arkadaşlar sonra öldürülünce bu şey Marcus Antonius Mısır'daki kral, yani Ptolemelerin kralı, Kleopatra'nın sevgilisi kendisini Roma imparatoru ilan eder. Oysa ki Jules Sezar'ın manevi oğlu olan Octavianus bunu kabul etmez. Gider Marcus Antonius savaşacak. Bunun adı Actium Savaşı'dır. Actium Savaşı'yla Octavianus Marcus Antonius Kleopatra'yı ortadan kaldırır ve böylelikle Seleukos Kral, şey Ptolemeler Krallığı ortadan kalkmış olur ve Mısır'a da Roma İmparatorluğu egemen olur. Mısır uygarlığı, Mısır'da Firavunlar dönemi böylelikle sona erer. Roma İmparatorluğu kavimler göçüyle yıkıldı. Roma İmparatorluğu'nda sosyal sınıflar var ama iki sınıfı unutmayacaksınız. Patriciler ve plebler. Plebler vatandaşlar, patriciler vatandaşlar, plebler siyaset olmayanlardır. Aslında bu şu, orta çağ için şudur. Süzeren koruyan soylu, pleb ise vassal. Vassallar arkadaşlar şeyler, serf yani diye tam adını yazayım ben. Korunan yani. Arkadaşlar serf. Peki orta çağda serf köle, Roma'da pleb, orta çağda süzeren soylu, Roma'da patrici. Anlaştık mı arkadaşlar? Böylelikle bu bilgiyi de vermiş oldum size. Günümüz Latin alfabesine son hali veren 12 leva kanunları, yani hukuka son hali veren, takvime son hali veren Roma'dır. Yani günümüz uygarlığın gelişmesine en çok katkısı olan uygarlık Roma uygarlığıdır diyoruz. 12 leva kanunları, Justinianus kanunları unutmayacaksınız demin söyledim. Roma'dan kalma eserler ki arkadaşlar İstanbul'da, İzmir, Efes'te, Perge'de, Antalya'da, Side'de, Ankara'da, işte Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Roma'dan kalma çok eser var. Ayasofya Kilisesi, Çemberlitaş, Bozdağ Su Kemeri, Yerebatan Sarnıcı, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı ki bu şeydedir, işte Ankara'da, Aspendos Antalya'da hep Roma'dan kalma eserlerdir diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Roma'da ilk çağ uygarlıklarını da böylelikle bitirmiş olduk. Toprağı bol olsun buradan geliyor, evet. Yok, soru çözümü yapmayacağız. Çünkü soru çözdüğümde yani sadece soru çözmüş olacağım. Bilgiyi, o soruyu öğreneceksiniz. Oysa ki burada bilgilerin hepsini öğreniyorsunuz. Böyle daha iyi değil mi sizce gençler? Daha güzel gitmiyor mu? Soru çözmek benim için daha kolay ama beni daha az yorar ama siz çok bilgi öğrenemezsiniz yani, tamam mıdır? Böyle beni çok yorar. Siz çok bilgi öğrenirsiniz, tamam mı? Yani benim için zor olanı seçtim, haberiniz olsun, tamam mı? Peki. Yani aslında tekrar, çok güzel bir tekrar, kalıcı olsun istiyoruz, tamam. Arkadaşlar şimdi geldik şuraya. İyi, güzel, harika. Güzel. Evet. Eyvallah. Zaten soru çözümümüz var, doğru söylüyorsun. Ya soru çözümümüz zaten var, doğru. Bak böyle bir genel tekrarımız yoktu. Böyle bir genel tekrarı da yapmış olduk. Yani alırız, sistem atarız. Öğrencilerimiz tekrar tekrar izlerler. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi gelelim şuraya. Şey yapalım mı? Mola verelim buraya geçmeden. Muhtemelen pazartesi akşama da sarkacak bu gibi geliyor yani bana. Pazartesi akşama sarkacak. Arkadaşlar 13.43, 13.58'de burada oluyorsunuz. Hadi bakalım. 13.58'de buradayız, tamam mı? Kütüphanede dinliyorsun. Hadi bakalım. 13.59'da buradasınız arkadaşlar. 15 dakika mola. Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar şimdi geldik Orta Asya Türk tarihine, İslam öncesi Türk tarihi. İskitler bilinen ilk Türk topluluğu. O da net değil ama böyle bilinen ilk Türk topluluğu. Kafkaslar'da yaşadılar arkadaşlar. En ünlü hükümdarı Alpertunga, Afrasiyap olarak bilinir. Bozkır'ın kuyumcuları maden işlemeciliğinden ileri gitmişler ki iki önemli destanları var. Alpertunga bildiğimiz ilk Türk destanı ve Şu destanı, tamam mı? Bu Alpertunga işte Türklerle yani Turanlarla Persler arasında o Şu destan Büyük İskender'le İskitler arasındaki mücadeleyi anlatan destandır. Türk adının anlamı ile ilgili artık hepimiz biliyoruz bunu. İşte Çin kaynaklarında o Altay Dağı Miğfer'e benzediği için Miğferli. Kaşgarlı Mahmud'a göre olgunluk çağı, Avusturyalı Türkolog Van Bire'ye göre türemek, türemiş, yaratılmış. Ziya Gökalp'e göre kanun nizam sahibi. En yaygın olanı Uygur metinlerine geçen güç kuvvet. Ama bunun dışında işte deniz kıyısında oturan cezbetmiş, terk edilmiş filan gibi anlamları da gelmiştir arkadaşlar. Ve Türkler hakkında bilgi veren ilk kaynaklar Çin birincisi. Arap, Bizans yani Roma, Doğu Roma ve İran kaynaklarıdır. İlk bilgileri ise Çin yıllıklarında yer almış fakat Türk adı geçmemiş bu yıllıklarda. Hsinchnu, Hun adı geçmiş yani. Coğrafi bir ad olarak için ise iki bilgi çok önemli. Bir, Orta Asya için arkadaşlar. İki, Anadolu için. Gerek Orta Asya için gerekse Anadolu için ilk defa Türkiye tabiri Bizans kaynaklarına geçmiştir. Bunu da unutmuyorsunuz. İlk önce yaklaşık 6. yüzyılda Orta Asya için 11-12. yüzyıllarda bazen 11 bazen 12 olarak geçer. Anadolu için geçmiş ama bunun dışında Kafkaslar'da, Suriye, Mısır topraklarında işte Ekberrettü Türkiye Memluklardan dolayı, Altun Orda ve İtil Bulgarlarının dolayı Kafkaslar ve Doğu Avrupa'da Türkiye olarak geçmiş, tamam mı? Ama coğrafi bir mekan olarak ilk defa Türkiye adı Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştı. Bu bilgiyi unutmamakta fayda var. Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri o İlteriş Kağan'ın yazıtını çıkarsak henüz literatüre girmediği için Orhun kitabeleri deriz. Türk adı ilk defa Orhun kitabelerinde geçti. Oğuz adı, Türk adı ilk defa Orhun kitabelerindedir ki bizim Orta Asya Türk tarihini araştırırken ki en önemli kaynağımız Orhun kitabeleridir. Tonyukuk Kültigin Bilgekan adına dikilmiştir sırasıyla. Bu yazıtlardan ilk defa Atamelik Cüveyni Tarihi Cihan Güşa adlı eserinde bahsetti. Arkadaşlar bu eserler işte Strahlenberg İsveçli subay tarafından bulundu 1709'da Poltava Savaşı'ndan sonra. Mr. Schmidt Avrupa bilim dünyasına tanıttı. Çözen ise Danimarkalı dil bilimci William Thompson oldu. Peki kültür merkezlerimiz nereler? Arkadaşlar Orta Asya kültür merkezlerini unutmuyorsunuz. Anav, Afanisyova, Andronova, Karasuk, Tagar, Keltemirar. Ki bunun dışında işte Ural Altay Dağları'nın etekleri, Orhun Selenler Nehirleri, Balkaş Gölü kenarı. Buralarda kültür merkezidir tabii ki. Burada da şuna dikkat edin. Anav kültürü ilk kültür merkezidir. At ilk defa bu kültürde ortaya çıkmıştır. Bir. Arkadaşlar iki. Andronova kültürü en geniş yayılma alanına sahip olan kültürdür. Ki ne diyor burada? Tunçtan ve altından yapılmış eserler ilk defa bu kültürde bulunmuş. Tagar kültürü ise Türk kültürünün gelişmiş bir sentezidir. Son ve en gelişmiş kültür merkezi olarak bilinir. Altaylar olarak bilinir. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edin. Afanisyev, Andronova, işte ön Türkler, ilk Türkler bu kavramı çok kullanmıyoruz. Burada hepsi Türk kültür merkezi olarak geçer ama Andronova proto Türktür. Türklerin ataları olarak geçer. Şimdi devam ediyoruz. Türklerin göçlerini geçiyorum. Kolay bir bilgi burası. Niye göç etti, nereye göç etti? Onlar bildiğimiz şeyler bunlar. Ekstra bir şey yok. Arkadaşlar Büyük Hun Devleti'ne gelince bilinen ilk hükümdarı Teoman. Kurucusu demiyoruz çünkü eskiden vardı bilinen ilk hükümdarı Teoman. Ve Orta Asya tarihinin ilk büyük imparator devleti Asya Hun. İlk defa parayı kullanan, ilk defa serbest ticaret şehirleri kuran, ilk defa ikili teşkilatı uygulayan, ilk defa teşkilatlı bir devlet kuran hep Asya Hunlardır arkadaşlar. Böyle geçer. Biz bunlarla ilgili bilgiye Çin kaynaktan ulaşıyoruz ki hangi kaynak mesela 318 tarihli Kuzey Şansi denilen bölgede yapılan antlaşma. Bir Hun Bey ile Çin hükümdarı arasında yapılmış bu antlaşma. Hükümdarları Şan Yutang'ı, burada hemen şunu söyleyeyim. Başkent Ötüken dedik ya. Ötüken'i başkent ilan eden 4 tane devlet var. Bunlar birinci, ikinci Köktürkler, Uygurlar ve Kırgızlar. Bunların başkenti hep Ötüken oldu. İlk Ötüken'i başkent yapan Hunlardır ki
Hun hükümdarları Şanyu ve Tanhu, Han Hakan Kaan en yaygın olandır ama bunun dışında Şanyu ve Tanhu. Burada Uygurları ayırıyoruz. Uygur hükümdarları ise genellikle İdikut, Ay Tengiri ve Kün Tengiri. Şu Ay ve Kün Tengiri ünvanları da Mani dinin etkisiyle kullanılmıştır. Hunların en parlakları Mete. Mete Türklerin atasıdır, Oğuz Kağan'dır. İlk defa siyasi birliği sağlayan, ilk defa düzenli orduyu kuran Türk hükümdarı Mete'dir. Oğuz Kağan felsefesi Mete'ye dayanır arkadaşlar. Mete babasını öldürüp tahta çıktı. Babasını tahttan indirip başa geçen iki tane hükümdarımız vardır bizim meşhur bildiklerimizden. Bir Mete, diğeri ise Yavuz. Mete de Yavuz da babasını taht indirerek tahta çıkan hükümdarlarımız oldu. Ki şu antlaşma Payitenk Antlaşması Hun tarihinin ilk antlaşması olarak geçer. Hun tarihini biz M.Ö. 220'de başlatıyoruz çünkü. Kuzey Şansi döneminde bir Hun devletinin varlığından bahsedemiyoruz. Düzenli orduyu kuran ve bu düzenli ordunun kurulması kara kuvvetlerinin kuruluşu kabul edilen hükümdar Mete'dir diyoruz. Çin'i de vergiye bağlamış. Hatta Teoman döneminde bu Hun saldırılarından dolayı Çinliler Çin Seddi'ni de yapmıştı. Peki Mete'den sonra ne oldu? Devlet zayıflama sürecine geçti. O işte taht kavgaları, Çin entrikaları, Çinli prenseslerle evlenmeler filan devleti zayıflattı ve burada bir isim ortaya çıktı. Çiçe. Çiçe Batı Hun'u yönetiyor. Abisi yani Yabgu, Çiçi Yabgu. Hohanye ise Doğu Hun'u yönetiyor. Yani Kaan. Hohanye Çin'e bağlanmak istiyor ekonomik sorunlardan dolayı. Çiçi ise bunu reddediyor. Ve bundan dolayı da Hun devleti milattan önce 56 yılında ikiye ayrılıyor. Doğu Hunlar ve Batı Hunlar olarak. O yüzden Çiçi'nin ne kadar milliyetçi olduğunu, bağımsızlıkçı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve cümlesine Çin'e bağlanmak atalarımıza saygısızlıktır, atalarımızın ruhuna saygısızlıktır diyor. Hun devleti yıkılınca yerine mirasçı olarak Tabgaç, Akum ve Avar devletleri kuruluyor o coğrafyada Türk devleti olarak. Tabgaç ile ilgili şunu bileceksiniz. Tabgaç devleti Kuzey Çin'de kurulmuş bir devlettir. En ünlü hükümdarı Tao'dur. En parlak devrin Tao zamanında yaşamıştır. Tao Budizm'i benimsemeyi yasaklamıştır. Tao öldükten sonra arkadaşlar Tabgaç ülkesinde Budizm dini yaygınlaşır ve zamanla Tabgaçlar ki Orhun kitabelerinde Çin ülkesi için kullanılan kavramdır aynı zamanda Tabgaç. Kuzeydeki düşman Çin Tabgaç yani böyle tarif edilir. Tabgaçlar milli kimliğini kaybeder ve Tabgaçların büyük bir çoğunluğu Çinliler de memurluk yapmaya başlarlar. Akunlar deyince Eftalitler diye bir ifadeyle Afganistan, Hindistan bölgesinde kurulmuş bir devlettir. Burada da şunu kullanıyorsunuz. Başkenti Bel şehri. Burada da şunu kullanacaksınız arkadaşlar. Bir, Sasanilerle ittifak yaptılar. Mazdak isyanını bastırdılar. İki, Sasaniler hemen şöyle. Sasaniler kök Türklerle ittifak yaptılar. Akunları yıktılar. O zaman İslami Yabgu döneminde birinci kök Türklerin batı kanadını yönetiyor. Mukan doğu yönetiyor. İslami batıyı yönetiyor. İslami Yabgu Sasanilerle ittifak yapıyor. Akunları zayıflatıyor. Ve Akunlar yıkılıyor. Temel amaç da İpek yoluna egemen olmak. O zaman Akunlarla ilgili üç bilgi. Hindistan, Afganistan coğrafyası Mazdak isyanını ve Köktürk-Sasani ittifakıyla yıkılmıştır diyoruz. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Önemli bir bilgidir. Kalenler göçünü biliyoruz. Hani Hunlar ikiye ayrıldı Doğu ve Batı diye. Batı Hunlara Çin baskı yapınca Balamir liderliğinde ki Kalenler göçünü başlatan Balamir'dir unutmayın. Balamir liderliğinde Türkler batıya doğru hareket etti ve önüne çıkan kayımlar da yerlerinden oynattı ki ilk yerinden oynayan alanlar oldu. Böylelikle kayımlar göçü başladı. Kayımlar göçü sonucunda da Avrupa'da ilk Türk devleti kuruldu. Avrupa Hun. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir Avrupa Hun. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Devam eden süreçte Batı Roma yıkıldı. Avrupa'da derebeylik ve feodalite ortaya çıktı. Derebeyliği ve feodaliteyi ortaya çıkar. Derebeyliği ve skolastik düşünceyi. Yani feodaliteyi ve skolastik düşünceyi ortaya çıkaran kayımlar göçü olmuş oldu. Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı ortaya çıktı. Türk kültürü Avrupa'da yayıldı. O zaman Avrupa karanlık dönemine girdi aslında kayımlar göçü bir kargaşa dönemine girmiş oldu. Avrupa Hun devleti Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Kurucusu Balamir'dir. Balamir. Ulduz döneminde Balamir Karpatlar'da öldü, Romanya'da öldü. Bunlar Budapeşte'ye geldiler, devlet kurdular Ulduz döneminde. Balamir kurucu, Ulduz asıl kurucudur. Ulduz döneminde dış politikanın esası belirlendi arkadaşlar. Neydi dış politikanın esası? Doğu Roma baskı altında tutulacak. Batı Roma
ile iyi ilişkiler kurulacak. Niye Doğu Roma baskı altında Bizans? Çünkü Bizans'tan tehdit geliyor bize karşı. Savaşçıyız Bizans'la. Yani aramızdaki ilişki savaş ilişkisidir. Ve Ulduz döneminde Türkler Anadolu'ya ilk defa girdiler. Türk tarihinde ilk defa Anadolu'ya giren Türkler Avrupa Hunlarıdır ve başlarında Ulduz vardı. Bunu unutmuyorsunuz. Arkadaşlar daha sonra Ruwa başa geçer. Ruwa döneminde Bizans vergiye bağlanır. Atilla döneminde de en parlak devrini yaşar. Avrupa Hunlar. Şimdi o zaman Avrupa'yı etkileyen ilk Türkler Avrupa Hunları oldu. Yani işte pantolon, ceket, at koşumu, et konservesi gibi alanlarda Avrupa'yı etkilediler. Peki Atilla döneminin en önemli olayları ne? Doğu Roma'ya seferler düzenlendi. Balkan seferleri, İskitya seferleridir bunlar. Bu seferler sonucunda Margus, ki Margus at üstünde imzalanmış bir antlaşmadır ve Anatolius antlaşmaları imzalandı. Bu antlaşmalarla Ruwa döneminde vergiye bağlanan Bizans'ın vergi oranları artırıldı. Arkadaşlar hatta Bizans bunun üzerine Atilla'yı ortadan kaldırmak için suikastler filan düzenledi. Bunlar başarısız oldu. Atilla bu sefer Batı Roma üzerine sefere çıktı ki Honorio ile evlendi. Batı Roma topraklarının yarısını istedi. Vermeyince Batı Roma İmparatoru Batı Roma'ya savaş açtı. İki seferimiz var. Bir Galya Katalon Savaşı, yenildik burada. Diğerinde büyük bir orduyla İtalya seferine çıktık. İkinci seferde de Papa 1. Leon'un ricası üzerine, yalvarması üzerine bu seferden vazgeçtik. Ki Atilla Avrupa'da Tanrı'nın kamçısı, işte Ezel, Ares'in kılıcı, bizde cesur kavminin efendisi olarak bilinir. Atilla hayatını kaybetti. Atilla hayatını kaybedince İlek sırasıyla Dengizik ve İrnek geçti. Bu da oğulları. Burada da şu yorum geliyor. Atilla Hunlar da saltanat sistemini getirdi. Yani babadan oğula geçiş sistemini getirdi. Atilla hatta kardeşiyle birlikte yönetti devleti. Ama bu ikili teşkilat vardı yani. Burada işte babadan oğula geçti. Ama yıkılış başladı tabii. İlek Akatil isyanı çıktı Hun ülkesinde. Onu bastırdı. Nedova savaşını yaptı Bizans'la. Orada Bizans kılıcıyla öldü. Dengizlik yine Bizanslar yaptığı savaşı kaybetti. Hayatını kaybetti sonrasında. İrnek de tuttu. Arda kalan bunları da aldı, Karadeniz'in kuzeyine göç etti. O yüzden İlek, Dengizlik ve İrnek dönemleri Atilla'nın oğulları dönemi ve yıkılış dönemi olarak geçer. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha bakalım. Tamam, söyleyeceğimiz bir şey yok. Birinci Köprülük Devleti'ne gelince, Birinci Köprülük Devleti şu Avarlar vardı ya. Avarlar Moğolistan'da kurulmuş bir Türk devleti. Juanjuanlar olarak geçer. Bu Köktürkler de Avarlar'da demirci olarak, hizmetçi olarak çalışıyorlar. Başlarında da Aşinaboyu, başlarında da Bumin var. Bumin Avar ülkesinde çıkan isyanı bastırıyor. Avar Hakan ondan yardım istiyor, isyanı bastırıyor. Bunun üzerine de Bumin Avar Hakan'ın kızını istiyor. Avar Hakan o kızı vermiyor. Biz kölelere, demircilerimize kız vermeyiz diyor. Demircilikleri Ergenekon destandan gelir bunların. Bunun üzerine isyan çıkarıyor. Ve Birinci Köktürk Devleti kuruluyor. O zaman Birinci Köktürk Devleti Aşinaboyu tarafından kuruluyor ve kurucusu Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan İlk Kağan unvanını alıyor. İlk Kağan devlet kuran Kağan demektir. Juanjuanlara karşı bir baskıyla kuruluyor, isyanla kuruluyor ve Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olmuş oluyor ve merkezde Ötüken yapıyor. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Ama avarları yıkan Mukan Kağan'dır. Oğlu Mukan olacaktır. Arkadaşlar Bumin Kağan kölesleri, Töles Dağı'nın Türk boylarının ortak adıdır. Onları egemenlik altına alıyor. Ve kardeşi İstemi'yi Batı kanadına atıyor. İkili teşkilat başlıyor yine burada. Mukan Kağan döneminde devlet en parlak devrini yaşıyor. Ve Türk siyasal birliği yeniden gerçekleşiyor. Bizde Türk siyasal birliğini gerçekleştiren 3-4 tane meşhur isim vardır. Mete, Mukan, ikinci Köktürkler'de Kapkan, Bilge Kağan, Uygurlar'da Moyençur Kağan. Bunlar Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdarlardır. Burada önemli olan İstemi Yabgu'dur. İstemi Yabgu, Birinci Köktürk Devleti'nin batı siyasetini belirleyen hükümdardır. İstemi Yabgu'da uzlaşma çatışma vardır. Nedir yani? İstemi Yabgu Sasani'de birleşiyor. Akunları ortadan kaldırıyor. İpek yolunun egemen olmak için. Sonra Bizans'la ittifak yapıyor. Sasani'yi zayıflatıyor. Peki Bizans'la ittifak yapabilmesi için ne yapıyor? Bizans elçi gönderiyor. Orta Asya'dan Bizans'a, Doğu Roma'ya ilk elçiyi gönderen İstemi Yabgu'dur. İstemi Kağan'dır yani. Bu da hükümdar sonuçta. İkili teşkilatta iki hükümdar var demektir. Hatta onlar da Zamarkos diye bir elçi gönderiyor ve ilk defa Bizans'tan Orta Asya'ya bir elçi geliyor. Hatta İstemi Yabgu'nun bunun üzerine bir sözü vardır. Ne der İstemi Yabgu? Atalarımızdan işittik ki ülkemize Doğu Roma elçisi geldiğinde, yani Roma elçisi geldiğinde
bu dünyaya hakim olacağımızın bir işaretidir der. Bu cihan hakimiyeti felsefesidir. Neyse Bizans'la ittifak yapılıyor ve Sasani zayıflatılıyor. Zayıflayan Sasani'ye de Hazreti Ömer son verecek. Arkadaşlar şey ölüyor, Mukan ölüyor. Yerine bu Minkan'ın kardeşi Tapo geçiyor. Tapo döneminde en önemli olay Budizm benimseniyor. Arkadaşlar Budizm benimseyen birinci köktürk hükümdar Tapo'dur. Bu dönemde Budist tapınakları, işte Buda heykelleri yapılıyor. Tapo'nun ölümü, bu tarafta Tapo, diğer tarafta İstemi'nin ölümü üzerine devlet ikiye ayrılıyor taht kavgasıyla. İstemi'nin yerine Tardu, arkadaşlar Tapo'nun yerine de İşbar'a geçiyor. 582, 582'de devlet ikiye ayrılıyor. Birinci Köktürkleri de, özür, Batı Köktürkleri de, Doğu Köktürkleri de Çin son veriyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ve devlet Fetret Devri'ne giriyor. O Fetret Devri'ndeki en önemli olay da şu Matem Devri diye geçer. 50 yıllık bir süreçte Çin esareti. Bu dönemde de en önemli olay Kürşat isyanı oluyor. 639 tane Kürşat, 39 boy bey ve kendisiyle birlikte 40 kişiyi yanına alarak Çin'e karşı isyan ediyor. Bu isyan başarısız olmasına rağmen bir ışık kaynağı oluyor ve 681'de Kutluk Bey, Kutluk İlteriş Kağan, İlteriş ünvanı sonradan alacak Kutluk Bey, Çin'e karşı yeniden isyan ediyor Ton Yukuk'un yardımıyla. Ve bu isyanda başarılı oluyor ve Kutluk gidiyor Ötüken'de bulunan Oğuzları yeniyor. Bu İnekler Savaşı diye geçiyor. Yeniyor ve Ötüken'i Oğuzlardan alarak devletini kuruyor. O yüzden birinci Köktürk devletin kurucusu İlkan yani Bumin, ikinci Köktürk devletin kurucusu İlteriş yani Kutluk Kağan olmuş oluyor. Kutluk Ton Yukuk'u vezir yapıyor yani Apa Tarkan. Apa Tarkan vezir, danışman demektir arkadaşlar. Vezirliğe getiriyor. Apa Tarkan Türklerin Bismarck olarak geçer. Bence haksız Bismarck Türklerin Ton Yukuk olarak geçmesi lazım. Ve ikinci Köktürkler de arkadaşlar o 46 sefer düzenliyor Çin'e karşı iltiriş. Ölüyor yerine Kapkan Kağan geçiyor kardeşi. Arkadaşlar Kapkan Kağan döneminde devlet en parlak devirlerinden bir tanesini yaşıyor. Şuraya geçiyorum hemen. Kapkan Kağan döneminde Türk siyasal birliği sağlanıyor. Bolcu Savaşı ile Türgişlerin egemenliği ortadan kaldırılıyor. Kapkan Kağan Bayürk isyanı bastırdığı sırada da hayatını kaybediyor. Şimdi burada önemli bir olay var. Kapkan Kağan ölünce yerine oğlu İnel geçiyor. Fakat kurultay diyor ki İnel'in annesi Türk değil o yüzden İnel hükümdar olamaz diyor. İnal, İnel hükümdar olamaz diyor. Ve kurultay Bilge'yi hükümdar yapıyor. Bilge Kağan'ı hükümdar yapıyor. Ve Ton Yukuk da Bilge Kağan'ı destekliyor. Bize burada şu bilgi geliyor. O zaman kurultay kimin hükümdar olacağı konusunda etkili olan bir kurumdur diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bilge Kağan döneminin en önemli olayı nedir sorusunun cevabı Orhun Kitabeleri'dir. Orhun Kitabeleri bu dönemde arkadaşlar dikiliyor. Orhun Kitabeleri hemen şöyle bir bakalım. 725'te Ton Yukuk, 732'de Kültigin, 735'te Bilge Kağan adına dikiliyor. Ton Yukuk bizzat kendisi dikiyor yazıtını ölmeden önce. Ton Yukuk'un ölümü 727'dir. Ama Kültigin ve Bilge Kağan'ın yazıtını ise Yolluğu Tigin dikiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Onlar öldükten bir yıl sonra dikiliyor bu yazıtlar. Bu nedenle Ton Yukuk ilk Türk tarihçisi, ilk Türk yazarı olarak tarihe geçmiştir. Arkadaşlar Uygurları da özür, Köktürkleri de, ikinci Köktürkleri de Karluk, Uygur, Basmiller bir araya gelerek son veriyor. Bu arada Uygur şey Köktürkleri kimin yıktığını unutmuyorsunuz. Karluk ve Basmılların desteğini alan Uygurlar Köktürk devletini yıkıyor ve 744'te Ötüken başkent olmak üzere Kutluk Bilge Külkağan tarafından Uygur devleti kuruluyor. Kutluk Bilge Külkağan başkenti Ordubalık'a taşıyor. Ordubalık Karabalgasın. O zaman Uygurların ilk başkenti Ötüken, ikinci başkenti Karabalgasın Ordubalık şehri olmuş oluyor. Ölünce yerin oğlu Moyençur geçiyor. Moyençur döneminde de devlet en parlak devrini yaşıyor. En parlak devir Moyençur dönemi. Hunlar da Mete, Avrupalılar da Atilla, birinci Köktürkler de Mukan, ikinci Köktürkler de Kapkan Bilge ve Uygurlar da Moyençur Kağan'dır. Geçiyoruz şunu. Moyençur Kağan'ın bir özelliği daha vardır. Moyençur Kağan'ın şöyle bir bakayım arkadaşlar. Moyençur Kağan'ın bir özelliği daha vardır. O da şu. Talas Savaşı bizim tarihimizde önemlidir. Abbasi Arapları ile Çinler arasında yapıldı. Bu savaş olduğunda
Uygur devleti vardı tarihte, Türk devletlerinden ve başında da Boyunçur vardı. Boyunçur azın adına da Şinevusu yazıtı dikilmiştir diyoruz. Boyunçur ölüyor, yerine Bögük Han geçiyor. Bögük Han döneminin en önemli olayı ise Mani dinin benimsenmesi. Mani Hayzim dini Bögük Han döneminde benimseniyor. Bögük Han'ın bir seferi var, Loyang Seferi. Aslında Mani dini İran kökenlidir. Loyang Seferi'ne çıkıyor. Bu Loyang Seferi sonucunda dört tane Mani rahibin Uygur ülkesine getiriyor ve Mani din Uygur ülkesinde yayılıyor. Bu dinin etkisiyle işte Uygurlar yerleşik hayata geçiyor. Saraylar, tapınaklar, işte duvar resimleri, Türk üçgeni, matbaa, kağıt, bankacılık, örgün eğitim, kütüphane, orta oyunu bu yerleşik hayatın sonucunda Uygurlar da ortaya çıkıyor. Ama Uygurların tabii ki yerleşik hayata geçmeleriyle askeri özellikleri de zayıflıyor. Çünkü bu dinde savaşmak, et yemek yasak. Bu dinin etkisiyle de yerleşik hayata geçiyor. Ay ve kün gibi ünvanlar kullanılıyor. Uygur hükümdarların kün, ay, kül yani gibi ünvanları kullanmasının sebebi Mani dininin etkisidir. Arkadaşlar Uygurları da 840 yılında Kırgızlar yıkıyor. Uygur devleti yıkılınca Kırgızlar Ütüken'i, Karluklar ise Balasagun'u başkent yapıyorlar ki Karluklar Karahanlı yani. Karahanlı'yı kuran unsur Karluklar. Böylelikle Uygurlar tarih sahnesinden çekiliyor. Ve Uygurlar bundan sonra iki kol halinde yaşayacaklar. Kansu ve Turfan. Şu Turfan Uygurları Moğolları Türkleştiren Uygurlar olacak. Moğolların Türkleşmesinde Turfan Uygurları, Turfan bölgesi, Moğolistan bölgesi etkili olacaktır. Ki zaten Uygurlar Moğollarda katiplik, memurluk yapacak. Arkadaşlar şimdi medeni gelişmeler Türk üçgeni, Türk resim sanatı, Uygur alfabesi, matbaa ve kağıt, tapınak, örgün eğitim, bankacılık, pasaport hep Uygurlarda yerleşik hayatın etkisiyle ortaya çıkıyor. Uygurların üç tane yazıtı var. Şunlar Şinevusu, Karabalgas'ın Taryat yazıtları. Aslında bir, iki ve üç olarak gider bu. Moyençur adına, Karabalgas'ın adını merkezden alıyor arkadaşlar. Ki burada bir şey daha bilin. Bu üç yazıtın üçünün ortak özelliği de Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Üçü de Orhun alfabesiyle yazılmış, tamam mı arkadaşlar? Tabii Çince ve Soğutça da kullanmış. Neden Soğutça var burada? Çünkü Uygurlar kendi alfabelerini icat ederken Soğut alfabesinden yararlanarak icat etmişlerdir. Şimdi geldik diğer Türk devlet topluluklarına. Arkadaşlar diğer Türk devlet topluluklarına şuna bakacaksınız. Bunlar Asya'da kurulanlar ama Hunlar ve Avarlar aynı zamanda Asya'dan Avrupa'ya gidip orada da devlet kuranlar. Şunlar ise Avrupa'da devlet kuranlar, tamam mı? Burada hemen şunu söyleyelim size. Şöyle bir bilgi yapalım burada. Hunlar, kısaltarak yazıyorum. Balkanlar, Orta Avrupa. Avarlar, Orta Avrupa. Macarlar, yani Avrupa, Orta Avrupa, Avrupa. Macarlar, Orta Avrupa ve Balkanlar, tamam mı? Bulgarlar, Balkanlar ve Doğu Avrupa. Peçenekler, Balkanlar ve Doğu Avrupa. Kıpçaklar, Balkanlar ve Doğu Avrupa. Uzlar, Balkanlar. Sibirler, Doğu Avrupa arkadaşlar. Hazarlar. Hazarlar ise Kafkaslar. Kafkaslar, tamam mıdır? Kafkaslar da Avrupa'nın bir parçasıdır. Sonuçta bunlar Avrupa'da devlet kuran Türk toplulukları. Burada Bulgarlar, Peçenekler, Kıpçaklar, Uzlar bunların Balkanlara daha çok egemen olduğunu, Hazarların Kafkaslara egemen olduğunu, Hazar Gölü çevresine egemen olduğunu unutmayacaksınız. Avarlarla ilgili en önemli bilgiler ne? Juanjuanlardır. İlk defa İstanbul Türk tarihinde bu dönemde kuşatıldı. Hatta Avarlar İstanbul'u kuşatırken Sasanilerle ittifak yaptılar. Ve böyle bilgi geçer ama ne kadar böyle etkilidir bilmiyorum. Üzengi'yi Avrupa'ya öğreten Türk devleti bunlar olarak bilinir. Franklar da yıktı. Arkadaşlar Bulgarlara gelince Büyük Bulgar Devleti Kubrat tarafından kuruldu. Birinci Köktürk Devleti'nin yıkılması üzerine. İki kol halinde yaşadılar. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları şeklinde. Tuna Bulgarları arkadaşlar Boris Han döneminde Hristiyanlığı İtil Bulgarları Almuş Han, İlteber Almuş Han. İlteber unvanı Hazarlardan dolayı gelir. Onlara bağlıktan dolayı gelir. İlteber Almuş Han döneminde benimsendi. Ki şu İtil Bulgar Devleti İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti olarak bilinir. Biz bunu nereden öğreniyoruz? Arap seyyah İbni Fadlan'ın seyahatnamesinden öğreniyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Genellikle seyahatnamelere ne denilir? Rıhle. Rıhle seyahatname demek zaten. İlk Müslüman Türk devleti olarak bilinir.
Burada en önemli özelliklerden birisi de şudur arkadaşlar. Bunlar Altın Orda'nın egemininde yaşadılar uzun bir süre. Bugünkü Kazan Türklerinin ataları İtil Bulgarlarıdır. Hazarlara gelince nerede? Karadeniz'in kuzeyinde Kafkaslar'da yaşadılar. Müslüman Araplarla ilk savaşlar bu dönemde oldu. Ve Kafkasların Araplaşmasını engellediler. Ayrıca Hazarlar 7 ile 9. yüzyıllar arasında bulundukları bölgede güvenliği sağladılar. Bu olay ticari potansiyeli artırdı bölgenin. Bu nedenle 7 ile 9 arasında Hazar Barış Çağı denildi. Tüccar olmalarından dolayı Musevilerden, Yahudilerden etkilendiler. Onlar da tüccar ve bunlar Museviliği benimsediler. Museviliği benimseyen tek Türk topluluğu budur. Bu nedenle Hazarlarda ücretli askerlik vardır. Mesela Türklerde ordu millet anlayışı vardır. Hazarlar farklıdır deriz. Arkadaşlar farklı dinden olanların yargılanması için hakimler kurulunu kurdular. İlteber'i zaten söylemiştim. Macarları geçiyoruz. Peçenekler Karadeniz'in kuzeyinde yaşadılar ve Divan Lügat Türk'te Kaşgarlı Mahmut der ki Rum yakınında oturan Türklerden bir bölük der. Uzun bir süre Rusların güneye inmesini engellediler. Malazgirt Savaşı'nda Uzlarla birlikte saf değiştirdiler. Alparslan'ın safına geçtiler. Çakabey'le ittifak yaparak İstanbul'u kuşattılar. Bu bilgiyi unutmayacaksınız. Tamam mıdır arkadaşlar? Önemlidir bunlar. Kıpçaklara gelince Deşli Kıpçak, Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda yaşadılar. Balkanlarda, Doğu Avrupa'da hüküm sürdüler. Altınordu Devleti'ni Türkleştirdiler. Çok önemli bir özelliktir. Altınordu'yu Türkleştiren budur. Ve Altınordu Devleti Kıpçak Türklerini, Kıpçakların devrede kumanlardır. Bunları Eyyubi ve Memluklara köle asker olarak sattılar. Bu nedenle Eyyubi ve Memluk ordusu Kıpçak Türklerinden oluşur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Uzlar Romanya bölgesinde yaşıyorlar. Romanya'daki Gagavuz Türkleri Uzlardır. İkinci İzzettin Keykos'un torunları olarak bilinir bunlar. O Uzlar biziz. Müslümanlara Türkmen denilmiştir. Sabirler Anadolu'ya giren ikinci Türk topluluğudur. İlki Avrupa Hunlar'dı, ikincisi bu. Başkırtlar bugün arkadaşlar Rusya Federasyonu'nun egemininde yaşıyorlar. Türgişler Sulu Kağan döneminde Emevilerle mücadele ettiler. O zaman İtil Bulgarlı şey özür Hazarlar Kafkasların Araplaşmasını, Türgişler ise Orta Asya'nın Araplaşmasını engellediler. Müslüman Araplarla savaştılar. Bolç Savaşı'nda da hatırlayın Kapkan Kağan Türgişleri ortadan kaldırdı. Yani siyasi varlığı bitti. Karluklar da tamamen o topraklara egemen oldu. Kırgızlara gelince arkadaşlar Uygurları yıktılar. Ötüken merkez olmak üzere kendi devletlerini kurdular. Manas Destanı, dünya tarihinin en uzun destanı Kırgızlara aittir diyoruz. Karluklar üç kabile yapgulluğu olarak bilinir. Yani üç kol halinde yönetildiler. Talas Savaşı'nda Müslüman Arapları desteklediler. Uygur Devleti yıkılınca kendi devletlerini kurdular ki bu devlet Karahanlı'ya dönüştü. O zaman Karahanlı'nın asıl unsuru Karluklardan oluştu. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğu Kırgızlardır ama ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklardır deriz. Himeklerde devleti 13 ile bölerek yönettiler ve onun başına Tutuk adı verilen valileri atadılar. Oradan bileceğiz. Zaten burada üç kabile yabgulu Karluklar, Tutuk adı verilen valiler Kimekler, İlteber adı verilen yönetici İtil Bulgarları, Orta Cüz, bilmem Küçük Cüz, Büyük Cüz de Kazak Türkleri. Burada böyle özel bilgiler vardır. Tamam mı arkadaşlar? Devlet anlayışına gelince devlet anlayışına şunu bileceğiz. Türklerde devlet il ya da el olarak adlandırılır ve devlet oluşturan dört unsur vardır. Bağımsızlık yani okusuzluk, halk yani kün, ülke yani toprak, teşkilat yani örgütlenme. O zaman arkadaşlar okusuzluk, kün, ülke ve teşkilat devlet oluşturan unsurlardır. Ve devletin merkezi yönetiminde üç unsur vardır. Yani güç paylaşımı, Kaan yani hükümdar, Ayuki yani bakanlar kurulu hükümet ve kurultay yani meclis. Şimdi bu Kaan'a bir bakalım. Kaan'ın yetkileri tanrısaldır. Kaan'a tanrı tarafından üç yetki verilir. Bir kut. Kut dediğimiz şey devleti yönetme yetkisinin tanrı tarafından hükümdara verilmesidir. Yani siyasi egemenlik hakkının hükümdara tanrı tarafından verilmesidir. Merkez otoriteyi güçlendirir. Fakat kan yoluyla hanedan sülalesine geçtiği için taht kavgalarına da neden olabilir. Ülüş ise ekonomik zenginliktir. Paylaşma demektir ülüş. Yani ülüş Tanrı'nın hükümdara vermiş olduğu bolluk bereketliktir. Tanrı bu bolluk bereketliği hanı yağma dediğimiz olayla boylara paylaştırır. Boyla paylaşır. Bunun adı ülüştür arkadaşlar. Ülüş
ekonomik zenginliğini hükümdarın boylarla, halkıyla paylaşması anlamına gelir. Ama ürüşün bir anlamı daha vardır, o da şudur. Ülke toprakları, hanedan sülalesine ortak malı, yani paylaşma yine. Buna da ülüş sistemi adı verilir. Küç ise Tanrı'nın hükümdara vermiş olduğu savaşma yeteneğidir. O yüzden ordu komutanları hep hükümdarlardan oluşur. Arkadaşlar, ünvanları geçiyorum. Sultan, padişah gibi ünvanlar yok. Hükümdarlık sembollerini geçiyorum. Tıraz, hilat, ondan sonra işte menşur gibi, çetir, gaşiye gibi ünvanlar yok İslam öncesinde. İkili teşkilatı geçiyorum. Hunlardan beri uygulanan bir sistemdir ki ikili teşkilat federatif anlayışı gösterir Türklerde. Yani merkez otorite zayıftır anlamına gelir. Hatun devlet yönetiminde etkilidir ama kurultaya başkanlık yapamaz. Ancak hükümdar vekili olabilir. Yani hükümdar öldüğünde çocuk küçükse başı geçecek. Çocuk küçükse devleti yönetebilir. Yani hükümdarlık yapabilir. Ve naiplik yapabilir diye bir ifadeyle. Ama kurultaya başkanlık yapamaz. Arkadaşlar, kurultay dediğimiz şey devlet meclisidir. Şuradan hemen bakalım. Devlet meclisidir. Kengeş ya da toy adı da verilir. Üyelerine toygun denilir. Ve kurultaya devlet yöneticileri, üst düzey devlet adamları, hükümet üyeleri, boybeyleri ve hanedan üyeleri katılır. Boybeylerinin kurultaydaki oturuş sırasına orun, hükümdarın malından aldığı paya da ülüş adı verilir. Demin ülüşü anlatmıştım ya, pay alırlar büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Kurultayın başkanı hükümdardır. Eğer hükümdar yoksa, hükümdar katılmadıysa Aygucu başkanlık yapar. Hatun kurultayın doğal üyelerindendir. Arkadaşlar, Tigin hükümdarın çocuğudur. Yani şehzadedir. Tigin bir yere vali olarak atandığında, yani bir boyun başına atandığında, bir milletin başına atandığında ya da bir yere komutan olarak atandığında ya da emrine bir tümen verildiğinde o şat ünvanını alır. Ayüki ise bugünkü Bakanlar Kurulu'nun adıdır. Bakanlar Kurulu'nun başında Aygucu ya da Üge dediğimiz başbakan vardır. Üyelerine buyruk adı verilir. Bunlar güç paylaşımı. Kaan gücünü kimle paylaşır? Ayüki ile ve kurultayla paylaşır. Türklerde kurultay isimle kurulmuş, başka isimle kurulmuş kurultaylar da vardır. Avrupa'nın seçkinler meclisi, Tabgaşlarda nazırlar, Hazarlarda ihtiyarlar meclisi, Peçeneklerde komenton, Tuna Bulgarlarında millet meclisi. Özellikle şey unutmayın arkadaşlar, şu Avrupa'nın seçkinler, Peçeneklerde komenton. Bunları unutmuyorsunuz. Diğer kurultayın diğer adlarıdır diyoruz. Burada da Tudun vergi memuru, Köktürklerde, Tutuk askeri vali, Bitikçi katip, aynı zamanda iç dış çalışmaları yapar. Sü ordu demektir. Sübaş ordu komutanı, Ağıcı hazinedar. Arkadaşlar, şimdi İmga, Ağıcı, Tudun, Ağılığı genellikle ekonomiyle ilgilidir. Mesela şeyde Uygurlarda Ağılığı işte ekonomiden sorumlu. İmga ekonomiden sorumlu. Ağıcı hazinedar. Tudun üst düzey vergi memuru olarak geçer. Tamam mıdır? Bu yararlı hükümdar emri biliyoruz zaten. Apaterkan danışman Tonyukuk'un almış olduğu ünvandı. Orduya gelince biliyorsunuz Türklerde ordu millet anlayışı vardır yaşam tarzından dolayı. Her Türk asker doğar. Çünkü konar göçer bir yapı. Ayakta kalmak çok zor. Bu nedenle askerlik diye bir meslek yoktur. Tüm ordu süvarilerden oluşur. Ücretli askerler yoktur. İlk defa düzenli orduyu kuran da Mete'dir. Yine bildiğiniz şey. Böri muhafız birliğidir. Hemen burada Yelme ise arkadaşlar keşif birliğidir. Böri muhafızdır, hükümdarı korur. Yelme keşif birliğidir. Türklerde işte Turan taktiği vardır. Turan taktiği dediğimiz şey sahte ricat, kurt oyunu anlamına da gelir. Ve Türkler, Çinlileri, Romalıları, Avrupalıları hep askerlik, Cengiz ordusunu askerlik konusunda etkilemiştir. Arkadaşlar, Türklerde toplumsal yapıyı oluşturan dört unsur vardır. Oguş, Uruk, Boy ve Budundur. Oguş aile, bunu küçükten büyüğe doğru sorarlar. Uruk sülale, Boy bildiğiniz boy, ok yani. Ok boydur diğer bir ifadeyle. Ve Bodun arkadaşlar millettir. Bunun örgütlenmiş halinde il yani devlet adı verilir. Toplum ile hükümdar arasındaki sözleşmeye tüz adı verilir. Tüz yönetenle yöneticiler arasındaki sözleşmenin adıdır. Arkadaşlar, Türklerde biliyorsunuz konar göçer bir kültür olduğu için Türk meskenini evini sırtında taşır. O meskende keregü.
Yani çadır adı verilir. Tamam mı? Keregül, yurt, çadır aynı anlama gelir. Türklerde tek tanrılı inanış var. Türkler birçok dine inandılar. Uygurlar işte Mani dinine, Budizme. İşte Macarlar, Bulgarlar, Kumanlar, Peçenekler Hristiyanlığa, Hazarlar Museviliğe filan inandı. Ama genel din gök tanrı dinidir. Bu dine göre uçmak, cennet ve cehennem, Tamo vardır. Din adamlarına şaman, kan baksı adı verilir. Ölü gömme adetlerine yu adı verilir. Tören yu'dur. Kurgan mezarın adı Balbalsa mezar taşıdır. Burada Balbal çok önemlidir. Balbal öbür dünya inanışını gösterir. Bir Türk öldüğünde mezarı kurganın etrafına öldürdüğü kişi sayısı kadar mezar taşı dikilir. Bu kişilerin öbür dünyada buna hizmetkarlık yapacağına inanır Türkler. Buna Balbal adı veriyoruz arkadaşlar biz. Balbal'ı unutmayacaksınız. Töre yazısı kurallarıdır. İlk defa yazılı hale getiren Uygurlardır yerleşik hayattan dolayı. Ve töre serttir arkadaşlar. Serttir. Çünkü törede yerleşik hayat olmadığı için hapishane kültürü de yoktur. Uzun süreli hapishane olmaz. Kısa süreli hapis cezaları vardır. Ordudan kaçma, ihanet, adam öldürme, kılıç çekme, idam cezasıdır yani. Ve törenin değişmez dört tane unsuru vardır. Kutat Gubiliye'ye göre, yani Yusuf Has Hacı bin eserine göre nedir törenin değişmez hükümleri? Bir, könilik, yani adalet. Unutmayın, köniliğin adalet olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. İki, tüzlük, yani eşitlik. Üç, uzluk, yani iyilik. Dört, insanlık, yani üniversallık, kişiliktir. O zaman tekrar, könilik, uzluk, tüzlük ve üniversallık. Burada köniliğin adalet, uzluğun iyilik, tüzlüğün eşitlik olduğunu unutmayacaksınız arkadaşlar, tamam mı? Türkler hangi yolu kullandılar? Türkler Orta Asya'da Kürk yolunu. Kürk yolu kuzeydeki yoldur, Sibirya'daki yoldur. Diğeri ise arkadaşlar İpek yolu. İpek yolu ise Orta Asya'nın biraz daha güneyinde Çin'den başlayıp İran, Tebriz üzerinden, Erzurum, Bursa üzerinden, Kırım üzerinden Avrupa'ya giden yoldur. Üç kol halinde gider. Türkler İpek ve Kürk yolunu çok canlı bir şekilde kullandılar. Yok, yok Kehribar yolu, yok şu yolu, bu yolu. Onlar sıkma yollardır arkadaşlar. Bir de baharat yolu vardır ama baharat yolu bizde deniz yok. Çok uzun bir süre. O yüzden baharat yolu Orta Asya Türkleri tarafından kullanılmamıştır deriz. Burada Orta Asya'nın en ünlü tüccarları ise Soğutlardır. Mesela İslemiye bu Soğutlu tüccar gönderdi Bizans'a mesela. Uygurlar Soğutlardan etkilenip kendi alfabelerini icat ettiler gibi. Arkadaşlar Tudunlar vergi memuruydu. Ağıcı bu da vergi memuruydu. Ağılığı falan bunları hep söylemiştim size. Geçiyorum bunu. Parayı değişim aracı olarak kullanan ilk Türkler Asya Hunları. Arkadaşlar Türklerde yarmak madeni para. Çav kağıt para ki çav Uygur Türklerinde var. Uygur Türklerden önce çav yok. Kuampoyu, böz, şunlar daha çok kumaş para. O zaman böz, kuampoyu kumaş para, çav kağıt para, yarmak ya da satir. Satir olarak da geçer. Ortası deliklidir bunun da. Bunlar da madeni paralardır. Kim kullandı, ne yaptı, kimin adına bastırıldı? Burada netlik yoktur. Netlik olmayan bir şeyde soru olmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun, tamam mı? Geçiyoruz, geçiyoruz. Uygurlarda arkadaşlar ilk defa hatırlayın Türk resim sanatının temelini atan Uygurlar. İlk defa saraylar, anıt mezarlar, stupa dediğimiz anıt mezarlar, ondan sonra tapınaklar, evler, şehirler, surlar ilk defa hep Uygurlar'da ortaya çıktı. Neyin etkisiyle? Yerleşik hayat, yani Mani'nin etkisiyle ortaya çıktı. Türklere ait destanlarda neler bilinecek? Alper Tunga Şu Destanı Sakalara, Oğuz Kandesan Mete Hunları, Bozkurt Ergenekon Köy Türkleri ki Ergenekon Havzası'ndan çıkışı unutmayacaksınız arkadaşlar. Uygur Türeyiş Göç Uygurlara aittir. Bu Türeyiş Destanı arkadaşlar Bozkurt'un devamı gibi bir destandır ama Uygurlar olarak bilinir. Göç Destanı unutmayacaksınız. Yani Kutlu Dağ Efsanesi'ni unutmayacaksınız. Yani Uygur ülkesinde bir kıtlık çıkıyor. Bu kıtlık üzerine Uygurlar yurtlarını terk ediyorlar, tamam mı? Bu olay. Bunu anlatıyor. Kutlu Dağ efsanesi de bir kayanın üstü işte kutlu bir taş var. O taşın üstüne sirkeyi döküyorlar. Bilmem parçalanıyor falan. Böyle bir efsane var. Bunlar İslami dönemdeki destanlarımız. Arkadaşlar peki hangi alfabeleri kullandık? Biz sırasıyla bir Orhun alfabesini, iki Uygur alfabesini, üç Arap alfabesini, dört Latin alfabesini kullandık ama bunların dışında Kiril,
Soğut alfabelerini de kullandık biz. Tamam, Türklerin kullandığı alfabeler. Mesela Bugut yazıtları vardır. Bugut yazıtları. Bugut yazıtı Bumin Kanlıoğlu Mahantigin adına dikilmiş bir yazıttır bu. İki satırlık bir mezar taşıdır. Sanskritçe yazılmıştır. Yani Brahmi dilinde. Brahmi, Sanskritçe Hintlerin dilidir. Böyle kullanmışız mesela. Ama alfabe olarak denildiğinde akla gelmesi gereken bunlardır. Orhun, Uygur, Arap, Latin, Kiril ve Soğut. Bunları unutmayacaksınız arkadaşlar, tamam mı? Çin alfabesini, Çince'yi biliyor olmamıza rağmen Çin alfabesini kullanmadık. Tamam mıdır? Buna da dikkat etmekte fayda var. Türkten bitirdik. İslam öncesi. Bitince çok mutlu oluyorum. Tamam mı? Üleşmek, paylaşmak. Evet, oradan gelir. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bundan sonra hocam Kutun Varlığı yorumlanabilir, Nurşen. Nurşen sormuş. Kutun Varlığı teokratik devlet olarak yorumlanabilir mi? Yorumlanabilir. Yani net bir şekilde hayır diyemeyiz burada. Yani Türklerde egemenlik, şuna bakın. Türklerde egemenlik ilahi midir? Evet. Peki, ama bir fark anlatacağım size. Türklerde egemenlik ilahi midir? Evet. Peki, Sümerlerde de egemenlik ilahi midir? Evet. Mısır'da da egemenlik ilahi midir? Evet. Peki, Mısır'da kral kutsal mıdır? Evet. Peki, Türklerde hükümdar kutsal mıdır? Değil. Hükümdarın yetkisi kutsaldır Türklerde. Kut dediğimiz olay budur. Tamam mıdır? İşte ilk çağ uygarlıklarında egemenin ilahi olması teokratik anlayışın olduğunu gösterir. Bu noktada Türklerde de teokratik anlayış vardır diye yorumlayabiliriz. Tamam mı? Arkadaşlar, karizmatik liderlik teokratikten, mesela şey karizmatik liderliktir. Adını siz söyleyin. Cengiz Han karizmatik liderliktir. Niye? Çünkü tüm Moğol ve Türk boyları bir araya gelerek Cengiz'i, daha doğrusu Timuçin'i Cengiz'e ilan etmişlerdir. Cengiz sonsuzluk demektir. Osman Bey karizmatik liderliktir mesela. Anadolu'daki boylar, savaşçı Alp ve Gazi'ler bir araya gelip Osman'ı lider seçmişlerdir. Bunlar da karizmatik liderliktir. Anlaştık mı arkadaşlar? Suyum yanımda. Burası da anlaşıldı. Ha, bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Eyvallah. Bir şey söyleyeceğim size. Bugün saat 6'ya kadar, 6-6.30'a kadar ders yapacağız sizinle. Ya şimdi çok da hızlı gidip bir şey, yani anlatmak istiyorum burayı ondan dolayı. Bu nedenle bitene kadar, yani nereye kadar onu söyleyeyim size. Hemen nereye kadar getirdim ben bunu? Nereye? Ha, evet bak, ta Avrupa tarihini hep işaretlemişim buraları. Yakınça Avrupa'yı işaretlemiş miyim? Evet. Evet, Avrupa. Ondan sonra işaretlediğim yere kadar bitirmek istiyorum sizinle. Ama bugün yetişmeyebilir. Yetişmeyebilir, yetişmez zaten. Evet, şöyle. Bundan sonra kültür medeniyet işaretlemişim. O kültür medeniyet işaretlemişim. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapacağız sizinle. Bugün 6-6.30'a kadar Osmanlı yapıyoruz zaten. Osmanlı yap, inkılap hariç, inkılap ve çağdaş hariç hepsini yapacağız arkadaşlar. O yüzden sizinle şöyle bir şey yapacağız. Yani işte bugün 6'ya kadar, 6.30'a kadar devam edeceğiz. Yetişmedi mi? Yarın akşam da yapacağız. Yetişmedi mi? Öbürsü gün akşam da yapacağız. Var mısınız? Bak, ben bunları sizi sevdiğim için yapıyorum. Haberiniz olsun yani. Normalde bizim bütün şeylerimiz bitti. Yani biz gruplarımızla uzun dönemi bitirdik, kampı bitirdik. Bir sürü 3000 tane soru çözdük kampta. Burada da nedir işte? Bu gelemeyen arkadaşlar için böyle bir şey yapalım. Tamam, öyle yapalım. Harika. Şöyle diyelim o zaman arkadaşlar. Şimdi tamam, güzel, anladım. Ya Seda, çağdaşı bak, çağdaşı ve inkılabı benim videolardan YouTube'dan izle. Orayı izle oradan, tamam mı? Onu bakarsınız yani, orada olanın aynısını anlatmış olacağım burada. Bunlar öyle değil ama. Buralar biraz daha böyle farklı şeyler. Şimdi 14.43 arkadaşlar, yine bir mola veriyoruz, tamam mı? Yine bir mola veriyoruz. Ama şöyle bir mola vermemiz lazım. Yani sistemi kapatacağım ben. Geri açacağım. Çünkü şey olacak. 3 saati geçerse dersimiz şey oluyor.
izlenme kalitesi düşüyor sistemde. O yüzden 3 saatten düşük bir sürede olması gerekiyor tek videonun. Bu nedenle sistemi şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Saat 2.55'te, yani 10 dakika sonra açacağım. 3'te de derse başlayacağız tekrar. Sonra onu da kapatır, bir yemek arası mola veririz. Tamam, şimdi yemek arası vermeyelim. Yemek arası için erken. Biraz daha da 1 saat daha ders işleyelim ondan sonra. Ne yapıyoruz o zaman şimdi? Sistemi kapatıyorum. 10 dakika sonra açıyorum. 3'te de başlıyoruz. Saat 15'te derse başlıyoruz. Hadi bakalım. 15'te burada olun. Aynı link. Aynı. Hadi bakalım.